Esselatu vesselamu aleyk. Tam 7 yıl oldu. Dün gibi, hepimiz için dün gibi. O kahramanları, o geceyi 7 yıl sonra bugün bir kez daha anacağız, hatırlayacağız. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutanlara, daha doğrusu unutturmak isteyenlere de bu gece bir çift sözümüz olacak. Yine. Evet, 7 yıl geçti aradan. 15 Temmuz'u bir kez daha hatırlayacağız. O gece şehit olanlara Allah'tan bir kez daha rahmet diyerek başlayalım programa. Gafar Yakınca bizlerle Hasan Öztürk ve ceketim. Ve ceketin. Ben o gömleğimi saklıyorum, ellemiyorum. Ben her yıl sadece bugün. Sen onu giydiğince benim yüreğim hopluyor. Ben sadece bugün giyiyorum. Yani o gece bu ceket üzerimdeydi. Evet. Diğer günler giymiyorum ve bu yayınlar bittikten sonra güzelce güvenli bir şekilde kaldırıyorum ve bir yıl sonra Allah nasip ederse tekrar giymek üzerine bırakıyorum. Bu ceket üzerimdeydi bu gece. Yani ölseydim o gece bu üzerimde olacaktı. Evet. Ve Savcı Sayan o gecenin kahramanlarından o da. Savcı Bey, ettiğin küfürler evet. Var ya tam yerine buldu. Evet. Şimdi söylüyorum şimdi evet. Buradan. Yani tamam şimdi bugün etme de. Bugün etmez bugün zaten. Savcı hepimiz aynı durumdaydık. Hepimiz ağır laflar ettik. Ama Savcı Bey öyle sinirlendi ki. Hatta önce kapatacaksan kapat diye söze başlayıp. Ağzına sağlık Savcı Sayan. Estağfurullah. Yani ağzın dert görmesin hakikaten yani. Bir de şunu söyleyeyim. Bugün konuşalım artık bunları. Dikkatlerden kaçmıştır belki. Şimdi o gece hiç şüphesiz herkes Ülke TV'de yapılan bu yayına gözünü çevirmişti. Evinde olan ya da henüz dışarı çıkmayan herkes bu yayına gözünü çevirmişti. Bunu hani aradan 7 yıl geçtiği için bu rahatlıkla söylüyorum. Altını çizeyim. Aradan 7 yıl geçtiği için bu rahatlıkla söylüyorum. O gün burada ortaya koyduğumuz tavır böyle ikircikli olsaydı Allah muhafaza. Yani Allah öyle bir şeyi nasip etmesin bize. Böyle ortadan falan olsaydı kalabalıklar endişe duyardı. Öyle yapanlar oldu mu? Öyle yapanlar oldu tabii. Mesela o gece hani bizde kalsın, mezara gitsin. Telefonla bağlanmak istemeyenler, telefonu kapalı olanlar, gelmeyenler. Bunlar da vardı. Güvenli yerlerde. Evet, onlar da vardı. Bir başka şey, mesela Allah rahmet etsin, aramızda yok. Ahmet Kekeç. Ters yöne girip gelmişti. Ters yönlere girdi. Arabaya. Ona bizim arkadaşlar bir mekandaydı o akşam. Ona oradaki ortak arkadaşlarımız vardı. Dediler ki abi gel senin şu arkada bir otel var. O otelde gizleyelim. Çünkü herkes az sonra yani bu başarılı olsa herkes ne olacağını biliyor. Tabii. Ahmet Kekeç şunu söyledi. Hayır, ben çıkacağım ve gideceğim. Yol bulan koştu geldi bu stüdyoya geldi. Bak. Yol bulan koşup kendi koşup geldi. Aslında aynen, stüdyo koşup aynen geldi. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu stüdyoya geldi. Ve o gece mesela dün söylemiştim. Cumhurbaşkanlığına daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakında olan isimlere, yakında olduğunu düşündüğüm isimlere telefon açtım. Bazısı meşguldü. Bunlar anlık oluyor. Böyle tabii. Hani bu şimdi size anlatacağım. Tüm mesele bir dakikalık bir mesele. Bir dakikalık bir mesele. Mesela aradım. Birkaç kişiye ulaşamadım. Telefonu meşguldü. Birine ulaştım. Bir gün onu da söylerim.
O şunu söyledi. Evet doğru. Ama ilk dakikalar. Yani insanlar ne değildir bunu konuşuyor. Şu stüdyodayız. Fransa'da terör saldırıları var. Onu konuşuyoruz. O esnada bana mesajlar geliyor. Abi Boğaziçi Köprüsü'nde bir şeyler oluyor. İşte Fransa terör saldırıları bilmem ne, IŞİD vesaire bu tür şeyler konuşuluyor. Zaten bir terör saldırısı olmuş. Öyle söylentiler çıktı. İlk böyle bir terör saldırısı olmuş. Bir tatbikatmış bilmem neymiş falan derken mesajlar gelmeye başladı. FETÖ'cü alçaklardan. İşte kork ve titre. Asacağız, keseceğiz. Yani bir şey olunca zaten ilk beni asıyorlar. Yani böyle bir huyları oluştu. Bu seçim öncesinde de liste oluşturmuşlar. Bir bildikleri var mı? Listeler oluştu. Hatta mesela Hasan Öztürk iyi bilir onu. Şey atmıştı bana. Dönemin Adalet Bakanı. Hatırlıyorsun değil mi? Bizim isimleri yazmışlar. Bana şey yapmışlar. Yurt dışı çıkış yasağı falan koymuşlar. Bir dakika. Yani öyle elleriyle bir şey yazmışlar değil. Ha, tabii. Konya'daki bizim yargılanmadığımız, bizim hiç bile ilgisi olmayan başka bir davanın gerekçeli kararında Turgay Güler ve bana hüküm koymuşlar. Ha. Hemen hükümü infaz edecekler, sonra pardon diyecekler. O bir tane hani sehven olmuş diyecekler. Bir manyak diyor ki, savcı diyor vardı ki, FETÖ'yü. Diyor ki Turgay Güler anlamaz bu işte. Ha. Hasan Öztürk sırıtarak röportaj vermiş. Şöyle suçlarımıza bakar mısınız? Suçlamada gerekçesi bu. Sonra sonuç hüküm. Turgay Güler'in mal varlığına el konması. Ha, yurt dışı çıkışı. Hasan Öztürk'ün mal varlığı, yurt dışı yasağı konması. Ha, mal varlığı kolay yapabilirler onu. Yani bir dakika sürmez de. Bir önce derdest edilmesi. Meğerse sonra. Orada şey vardı. Benim Mehdix kitabına kafayı takmışlar mesela. Tabii. Koca Efendi'ye laf söylüyor. Tabii. Orada Amerika'daki vaiz diye kodlayıp, bak 2006'da 2005'te yazdığım kitap. Amerika'daki vaiz diye kodlayıp yazdığım bir kitap. Sonra mesela işte bu süreçte, hadi yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Hiç muhatap olmadım ben bunlarla ama. Mesela bir takım tweetler bulmuşlar. İşte cemaatin her bir ferdi kardeşimizdir falan yazdığım bir tweet. İsmini vermeyeyim. Bir onlara sempati duyan bir hanımefendi, ben bunların aleyhine yazmaya başlayınca, ya Müslümanlar arasında nifak sokuyorsun, bilmem şu oluyor, bu oluyor, o alnı secdeye gelen insanlara falan bunlar niye söyleniyor? O dönem şöyle bir ince çizgiyi önemsemiştik her birimiz. Çünkü biz Müslümanız, öyle bir dünya yok yani. Bu işlere bulaşmamış olanı, bu işlerden haberdar olmayanı, bu yapının böylesine tehlikeli bir yapı olduğunu bilmeyen o taban dediğimiz kesime ilişkin, yani onları uyarma, onlara bak abi bak burada sıkıntılı durum var yani burada duramazsın falan dediğimiz bir sürecin, almışlar. Önemli değil ya. Bak diyorum, 2005'te kaleme aldığım, 2006'da yayınlanan kitapta dümdüz dalmışım. O kitabı şey göstermiş. İşte Gülen'e Deccal diyor. Turgay Güler anlamaz bu işlerden falan filan yazmış. Aynı hakim, ismi savcı mı? Hakim mi? İsmi aklıma gelince söyleyeceğim. Şizofren, manyak. Oturmuş bir arefe günü 500 sayfalık gerekçeli kararla Fethullah Gülen'in Mehdi ilan eden bir manyak hakim yani. Evet ya. Tamam. Konyalı. Bir manyak hakim falan. Bize de yazmış, paketlemiş, UYAP'a atılmış. 4 Temmuz'da. Evet. Yani 15 Temmuz'da darbe ve işte bu işgal girişimi oluyor bu gelin. 4 Temmuz'da adam gerekçeli kararda gerekçeli hükmü tabii kurmuş yani. Ha bir de şöyle. Benim bozulduğum yer şurası. Yurt dışı çıkış yasağı koymuş. Da ne, kaçar mıyız? Tutuklansak da burada gel. Şöyle bir şey ama Turgay Güler, oraya bir parantez, belki Savcı Bey falan. Savcı Bey'e söyleyeceğim şimdi. De, oraya şöyle bir parantez, ben bunun peşine düştüm. Bayağı düştüm. Niye? Çünkü benim başıma bir iki kez, yani buraya kanala gelinceye kadar karşılaştığım, böyle karşılıklı böyle yani restleştiğimiz diyeyim, başka bir şey söylemiştim. Bilmiyorum, burada söylemeyeyim. Yani beni alabilirlerdi ya da bir çatışma da olabilirdi. Niye hani vurmadılar yani diye çok düşündüğüm şey, canlı alıp, hani o da hükümde var ya, canlı alıp kayıt yapıp, yani biraz böyle
Hani çarmıha gelecekler. 50 bin öyle. Kişilik bir infaz listeleri de vardı. Yani bunlar hep infaz edecekler insanları. Hani ama infazdan önce de yani biraz görüntü de almak için o hükmü koymuşlar. O güne de bugüne kadar da beklemişler. Yani 4 Temmuz'da kurduğu hükmü 5 Temmuz'da canım, haber edip yapmıyor. Darbeden sonra kimse vursa itibarsızlaştıramaz. Aynen. Ama aynen. Seni küçük düşürecek hareketler aynen yapacak. Aynen. Rezilce hareketler aynen yapacak. Aynen. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı için istedikleri de oydu. Tabii. Yoksa onu da hemen bombalayabilirlerdi ama onu küçük düşürmek istediler. Asıl şeyleri oydu. Ve yani, burada o gece Kanal... Çünkü kalıcı olmak istiyorlar Türkiye'de. Asıl konu o. Yani Türkiye çökecekler. Kanal 7 ile ortak yayınımızda darbeye karşı sevk ve idare ortaya koyduk. Aynen. Mesela ne yapacaklar? Selalar konuşuluyor ama orada başka şeyler de vardı mesela. O işte kamyonları çıkarın dediğimiz, iş makinelerini çıkarın, yolları Erdoğan Aktaş'ın dayanışma için teşekkür tabii ederim diye 3 gün sonra ben buradan CNN'e gidin. Bağcılar uyuma. Tabii. Yürü. Bağcılar uyuma. CNN'e git. CNN, Erdoğan Aktaş baklava göndermiş. Tabii tabii. Dayanışma için teşekkür ederiz hiç diye. Hiç şey yapmadık yani. Nedim Şener'in o hani şeyi G3'ü tuttuğu, Erdoğan Aktaş'ın direndiği sahnelerde yayın, biz buradan yayınlayıp evet, hadi bakalım Esenler, Bağcılar gidin orayı kurtarın diye çağırıyor. Savcı Bey, Allah bir daha o günleri bu millete yaşatmasın abi diyelim ve senin duygu düşüncelerini alalım. Öncelikle ben size Hasan abiye ve Gaffar Bey'e selam ve saygılarımı gönderiyorum. Allah sizin eksikliğinizi vermesin. Cümlemiz. 252 şehidimize Allah'tan rahmet. Amin. Gazilerimize şifalar diliyorum. O gün mücadele eden bütün herkese saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Aynı zamanda aramızdan ayrılan Menzil Şeyhi Seyit Abdülbaki Erol Hazretlerine de rahmet diliyorum. Allah amin mekanını amin cennet amin eylesin. Amin. Aslında televizyonlara çıkmıyordum seçimden sonra gelen bütün yayın davetlerine gitmiyordum. Düğün bugün de çok davet oldu. Savcı ama Bey, senin o süreçte hakikaten mücadelen unutulmaz. Ben hani yüzüne karşı söylüyorum, kusura bakma ama yani o süreçte ben şahidim yani. Ben senin size o süreçte gelince Hasan abi sizi, mücadelenizi gözümün önüne getirdim. Bir ay boyunca stüdyodan ayrılmayarak akşamları meydana gidiyorduk. Hatırlar mısın? Televizyondan sonra da meydanlara gidip hem konuşmacı olarak hem de nöbet tuttuğumuz o bir ay bir aylık süreyi göz önüne getirdim. Eğer bugün sizin yayın davetinizi kabul etmemiş olsaydım hem kendime hem size hem mücadelemize haksızlık etmiş olurdum. Dolayısıyla evet, duygu doluyum. Sağ o bir abi ay boyunca sizlerin neler çektiğini, Hasan abinin oralarda yattığını, sizlerin hemen meydanlarda neler çektiğinizi, bizim ne kadar mücadele ettiğimizi, başka illere giderek insanlarımızı motive etmek için, moral ve motivasyon için neler yaptığımızı bütün Türkiye gördü. Elbette ki Anadolu'da bir söz vardır: çok çalışan az yer. Belki biz Allah için, ülke için, bayrak için büyük mücadeleler verdik. Bugün o gün biraz önce sizin bahsettiğiniz bazı insanlar bize yanlış bakıyorlardı, laf atıyorlardı, çok ileri gidiyorsunuz diyorlardı. Bugün o insanların çok daha yüksek yerlerde olduğunu görüyoruz. Bizim hiç gözümüz yok ama biz Allah için, ülke için, bayrak için, ülkemize yapılan o alçak saldırıyı bertaraf eden vatandaşlarımızla birlikte mücadele ettik, başarılı olduk. Ben o gece İstanbul'daydım, köprüde yakalanmıştım. Belki de evden çıkmayıp devam etmiş olsaydık, karşıda Erol kardeşimizi şehit etmişlerdi, oğlunu şehit etmişlerdi, belki biz de onların kurşunlarına hedef olacaktık, belki bugün burada bulunamayacaktık. Tabii ki kaderimiz, takdiri ilahi ve milletimizin mücadelesidir bugün bizi konuşturan. Liderimizin dik duruşudur bizi bugün burada konuşturan. Eğer o gün Sayın Erdoğan dik durmamış olsaydı, kaçmış olsaydı, darbelerde kaçan liderler gibi olmuş olsaydı, bugün hiçbirimiz bu konuşmayı yapamayacaktık. Belki cezaevinde olacaktık, belki mezarda olacaktık. Özgür bir Türkiye'den söz etmemiz mümkün değildi. Tabii bugün hiç kimse bunları hatırlamıyor. Hatta biraz önce benim o gece yapmış olduğum sert konuşmayı dile getirdiniz.
Geçen sene bir köşe yazarı arkadaş sanki o konuşmayı yeni yapmışım gibi savcı bey bu sana yakışmadı. Öbürleri eleştirmeye başladı. Halbuki o gün 250 kişi şehit edilmiş, 3-4 bin kişi gazi edilmiş, vatandaşlar sokakta, devletimiz, bayrağımız Amerika'ya teslim edilmek istenmiş. Bütün dünyanın gözü bizim üzerimizde. Can havliyle biz ülkemizi korumak için mücadele ediyoruz. Geleni söylüyoruz. Aklımız yani başımızdan gitmiş. Ama her ne hikmetse bunu bile bize çok görüyorlar. Şehitlerimizi görmüyorlar, gazilerimizi görmüyorlar. Ama bugün o insanların sanki en büyük kahramanlar onlarmış gibi, sanki en büyük TV kanalları onlarmış gibi ortaya çıkıp ahkam kesmeleri bizi moral ve motivasyon anlamında zayıflatıyor. Ama inanç anlamında daha da ileri seviyede bir inanç sergilememizi bize öğretiyor. Savcı Çünkü Saya. Ben Hasan abinin orada yaptıklarını, ben şey, Sayın rahmetli Ahmet Kekec'in, bir sizin, şey söyleyeyim. Orada zaman zaman programa katılan arkadaşlarımızın neler çektiğini, nasıl mücadele ettiğini, Ülke TV'nin nasıl bir mücadele içerisine girdiğini, sizin o gece millet çıksın meydana, imamlar camilere koşsun, kiliseler çanlar çalsın, saralar okunsun, o saraları okutmanız, o insanlara o moralı ve motivasyonu söylemeniz, motive etmeniz, yani bunlar böyle unutulacak şeyler değildir. Biraz önce dediniz ki 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Evet, unutmayacağız. Söz olsun, ant olsun, şeref sözü olsun, namus sözü olsun, unutmayacağız. Eyvallah. Unutturmayacağız lafı bana biraz, kendi açımdan söylüyorum, bugünkü manzaraya baktığımda inandırıcı gelmiyor. Hı hı. Unutturmak isteyenler var. Unutturmak istemek için üst kurullara, liderlerimize sağlıklı iletişim kanallarını tıkıyorlar. Dolayısıyla sanki kendileri, hiçbirimiz bir şey yapmamış, kendileri bir şeyler yapmış gibi bir tavır sergileyerek aslında 15 Temmuz'u bizim gözümüzün önünde yok etmeye, unutturmaya çalışıyorlar. Ben unutturmama konusunda elbette ki mücadele edeceğiz sizlerle. Elbette ki sizinle birlikte yine inancımızı kaybetmeden mücadele edeceğiz. Ama ben o kadar umutlu değilim. Ben açık söyleyeyim. Ben insanlarımızın nasıl değiştiğini, başkalarının emeğinin üzerine nasıl oturduklarını, nasıl sırıttıklarını, utanmadan kendilerini nasıl kahraman ilan ettiklerini bugün görüyorum. Sizleri de görüyorum. Dolayısıyla sizlerin emeğiyle onların emeğini mukayese ettiğimde Ağrı Dağı'yla Yozgat'ın yer köyündeki Höyük Tepesi kadar bir fark olmasına rağmen o insanların utanmadan, sıkılmadan sizin, bizim, hepimizin, oradaki arkadaşlarımızın emekleri üzerinde caka satmaları, oturmaları, bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak ülkesini, milletini, bayrağını seven, canını tehlikeye atarak ülkesini korumak için ailesini, canını, her şeyini tehlikeye atarak mücadele eden bizleri, sizleri üzüyor. İnşallah bunu da bu da belki bertaraf edilir. Eyvallah. Tabii ki o gece unutulmaz. Dur, o gece... dur Savcı Bey. Bir soluklan bir şey söyleyeceğim. Şimdi akşam kanala geldim. Hasan Sük'le ilk karşılaştım. O bugün ben şehir dışındaydım. O bugün 15 Köprü Temmuz değil, işte. Evet. Şehitler Köprüsü'nden geliyordu. Bana şunu söyledi. Dedi ki köprüde bana sarıldı herkes ve sana selam söyledi, seni sordu dedi. Ondan habersiz Hasan Sük odasına gitti. Bir süre sonra Gaffar Yakınca geldi. Ne dedin? Aynısını söyledim. Aynısını çünkü söyledi. Herkes boynuma sarıldı ve herkes de selam emanet etti. Evet. Turgay Güler'e selam emanet Şimdi, etti. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz tabii ki bu bizim görevimizdi. O mücadele bizim görevimizdi. Hatta o geceyi hatırlatan bir kişi de oldu. Evet. Yani selaları, evet. Diğer konuları. Bu yani bizim görevimizdi. Savcı Bey, sen köprüye gitsen, nereye gidersen git, o günü yaşayan herkes bunu bilir. Yani seni bilir. Ben söyleyeyim, burada saat 12'ye 1'e kadar program yapıyorduk. Ne bir 2 2'den sonra program yapıyorduk. Burada hep birlikte kalkıyorduk. Meydan meydan
İşte her gün meydandan, her gün bir yere gidip orada da konuşuyorduk. Orada da konuşuyorduk. Savcı namazında Bey'in Savcı Bey'in sesimesi kalmamıştı. Sabah namazında ayrılıyorduk. Hatta Savcı Bey çok güzel bakmış, altını çizeyim. Savcı Bey hitabetiyle biliriz. Tabii. Savcı Bey iyi hatiptir. Ama bu stüdyoda ettiği küfürü meydanda da etmiştir yani. O kadar şimdi küfür etmeyin neyi kıymetli? Savcı Bey aynı zamanda çok kibar çok, ve latif bir insandır. Ben Savcı Bey'i küfür ederken görmedim. Hak ettikleri için hiç duymadım. Bak şu kadar yıldır, 13 yıldır dostluğumuz var. Ben Savcı Bey'i 15 Temmuz gecesine kadar küfür ederken görmedim. Hatta desek Savcı Bey şey yapar, of, falan yapar mesela. Savcı Bey o akşam o küfür etti. Bak o küfür ne biliyor musun? Muhatabına senden korkmuyorum demektir. Mücadeleye de yani o cesaret, yani bizlerin burada, başka arkadaşlarımızın da ortaya koyduğu o cesaret, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu cesaretin yanında falan bir şey değil. Ama daha Sayın Cumhurbaşkanı henüz görünmemişken biz burada topa girdik. Bir şey daha var. Yine konuşulmaz mesela. Hasan Öztürk atılacak şimdi. O gece canlı yayında daha bir bildiri falan oluyor. Onu ben anlatayım. Sen anlat. Sen anlat hadi. Çünkü söyleyeyim Turgay Bey, bir şey söyleyeyim. Evet. O gece ben köprüde yakalandım. Sonra çocukları bir yere emanet ettim. Ailem de vardı. Hı hı. Sonra ben size yürüyerek geldim. Taksim'den sizin televizyona yürüyerek geldim. Evet. Süreçte Hasan abi şeker hastası. Ben de şeker hastasıyım. İkimizin şekeri düşüyordu. Biz orada sağlığımızı hiçe sayarak bir ay boyunca vatanımız için sağlığımızı hiçe saydık. Dedik ki bizim için ölen, şehit olanlardan daha değerli değildir canımız. Ben bazen Hasan abinin odasına giderken elinde küçük bir bisküvi ya da küçük bir kraker görüyordum. Onunla idare etmeye çalışıyordu. Çünkü bizim gözümüz hiçbir şeyi görmüyordu. Rahmetli Ahmet Kekeç, Allah gani rahmet eylesin. Orada stüdyoda bizim o birlikteliğimiz, o dayanışmamız, sonra gidip bir dışarıda bir çorba içerken o çorba esnasında bile mücadelenin planını yapmamız, nerede hangi konuşmayı yapacağımız, hangi ile gideceğimiz, bütün bunları biz tasarladık. Pişman değiliz. Bugün olsa daha şiddetlisini yapacağız. Elhamdülillah. Küfür ettik. Bugün olsa daha şiddetlisini yapacağız. Ağzına sağlık. Evet. Dur, o konuda şey bir pişmanlığımız söz konusu değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Tabii şimdi biz bugün bu televizyon programında eksik olan şeyleri de söyleyeceğiz. Kendimizi de eleştireceğiz. Bugüne kadar 7 yıl içerisinde yapılmayanları da konuşmamız lazım. Yapılanları da konuşmamız lazım. Ya biliyorsunuz ben patenti bana ait ihanet, ticaret ve ibadet kelimelerinin bugün ne kadar değer bulduğunu, nerede takıldığını, kimlerin neler yaptığını, ihanetin nerede olduğunu, ticaretin kimlerin korunmasında olduğunu, gariban ibadet kesiminin hangi mağduriyetleri yaşadığını, bizim bugün ufaktan da olsa 15 Temmuz ruhuna aykırı olmamak şartıyla deşmemiz lazım, anlatmamız lazım. Çünkü ben bütün bilgilerin sağlıklı bir şekilde liderimize, Sayın Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarıldığına inanmıyorum. Bu da sahada önemli aksaklıklar meydana getiriyor. Bu da bizim insanlarımızı, ailelerimizi üzen, o gün 15 Temmuz darbesinde canıyla mücadele eden insanlarda bir moral bozukluğuna sebep oluyor. Biz o gün nasıl mücadele ettiysek bugün de mücadele etmemiz gerekir ki bir daha birileri böyle bir darbe niyetinde olursa bizim neler yapacağımızı anlasınlar. Aynı zamanda milletimizin birliği, milletimizin beraberliğinin önemini de anlayacaklar. Ve o gün 15 Temmuz'da mücadele eden insanların mücadelesinin boşa gitmediğini, karşılığını bulduğunu onlara hissettirmemiz lazım. Güzel. 7 yılda bunların birçoğuna hissettiremedik. Büyük haksızlıklar yapıldı. Bunu da bugün eğer siz de müsaade ederseniz moderatör olarak eyvallah, zaman zaman bunu anlatmamız lazım. Eyvallah. Şimdi iki şey anlatayım, ondan sonra buradan devam edelim. Gaffar Bey'i bekletiyoruz. Biri Savcı Bey'le ilgili, ikincisi Turgay Güler'le ilgili. O geceyle ilgili bir şey. Savcı Bey anlattı. Yani biz nöbet tutarken
birkaç gün sonra başka yerlerde de yayın yapmaya başlamıştık. Esenyurt'ta bir yayınımız vardı. Evet ya. Esenyurt'ta yaklaşık 80 binden fazla insanımız oradaydı Esenyurt meydanında. Biz gittik oradan canlı yayın yapıyorduk. Ve Savcı Bey orada çıktı. Uzun bir Kürtçe konuşma yaptı. Evet. Kürtçe. Ve o 80 bin insan, meydandaki 80 bin insan ellerinde bayraklarımızda hop oturup hop kalktı. Mesela bu bence yani 15 Temmuz'un ruhu nedir meselesiyle ilgili doğrudan. İkinci buna bu bağlamda söylüyorum. Biz burada yayın sırasında hani görüntüler geliyor. İşte çeşitli şehirlerden görüntüler geliyor. Turgay Güler birden dedi ki işte ben diyorum şurada var görüntü burada var. Birden dedi ki Hasan Öztürk sana bir şey söyleyeyim ki ağla dedi ağla. Diyarbakır ayakta, Van ayakta, Batman ayakta, Bingöl ayakta, Ağrı ayakta, oray. Ha. İşte bu da dursun. İkinci husus. Burada yayın yapıyoruz. İşte daha henüz hiçbir şey belli değil. Darbenin veya işgal girişiminin seyri belli değil. Yani ne olacağımız belli değil açıkçası. Hani gece saat 1'den sonra konuşmak kolay. 2'den sonra konuşmak tabii kolaydı. Ama saat 9'da yayına tabii girmiştik. 10 gibi başladık. Şimdi işte bir anda TRT'de o meşhum bildiri. O arada arkadaşlar bana metni attılar. Şimdi Turgay hani çağrı yapıyor hala. İşte ezanlar okunsun, selalar okunsun, meydanlara çıkın, tankların önüne yatın, işte efendim kamyonlarınızı çıkartın diye seslenirken birden dedim ki Turgay işin rengi değişiyor. Aynen böyle elimde telefon. TRT'de bildiri yayınlandı dedim. Daha bildiriden bir cümle okuyacaktım. Bakın. Ben yok bakın, ekrana veriyor. Herkes ekrana vermiş, döndürüyordu. Turgay Güler ne yaptı biliyor musunuz? Bunu ben anlatayım dedim onun için. Turgay Güler dedi ki o bildiri korsandır, reddediyoruz dedi. Bakın TRT'de bildiri yayınlandığında bu ekranda, Ülke TV'nin ekranında Turgay Güler ben ya Turgay işin rengi değişiyor sanırım bir şeyler oldu. TRT'de bildiri okundu dediğin zaman o bildiri korsandır diye reddetti başta. Ben mesela bunun hani o refleksin hiçbir şeye değişilmemesi gerektiğini düşünenlerden. Onu da söylemek istiyorum. Savcı Bey diyor ya yani kim ne yapıyor belli, sonra kim neyin üzerine çöküyor belli. Bir şey daha söyleyeyim. Çok konuşacağız bugün. Onu da buraya not almıştım. Bir kere bu hani darbe komisyonu kuruldu mecliste. Oradaki tartışmalara falan da bakmıştım ve bunu da yazmıştım. Ben. Yeni Şafak'ın arşivinde de duruyor. Bende de var. İşte diyor ki bir tanesi. Efendim diyor ortak aklın sonucunda ezanlar ve salaların okunmasına karar verdik. Ortak akıl ne? Bakın bu darbe komisyonunun raporunda darbe komisyonunda ifade veren, daha doğrusu kendini anlatan bir emniyetçinin ifadesi. Emniyetçinin ifadesi. Ben de bunun üzerine şöyle bir yazı yazdım. Ya bilsinler, kamuoyu bilsin, Türkiye bilsin. Tamam, ekranda görünenleri biliyorlar ama herkes bizim ekranımızı izlemediler. Bakın o selalar ve ezanlar okunsun fikri Mustafa Çelik'e aittir. Ülke TV'nin yönetim kurulu başkanına. Biz telefonda konuşurken ben Silivri'deyim, gelmeye çalışıyorum ama oralar size emanet, Turgay'la sana emanet. Bu millete bir şey söylememiz lazım. Hasan siz bilirsiniz. Orası size emanet dedikten sonra ya bir şey yani ortak bir değerimiz derken sela ve ezan fikri. Daha ben Turgay Güler'e dedim ki Turgay bir şey söyle. Turgay ben de anladım. Çıktı dakikalarca ezanlar okunsun, selalar okunsun diye çağrı yaptı. Diyanet İşleri Başkanı'na çağrımız. Saatlerce çağrı yaptık. Diyanet İşleri Başkanı'na da yaptık. Gece saat 12.30 civarında o da bağlandı, o da çağrı yaptı. Ama öncesinde Turgay Güler'dir Türkiye'de ezanlar ve selalar çağrısını yapan. Ama darbe araştırması komisyonuna bilgi veren bazıları ortak akılın ürünü olarak ezanlar ve selalar deyince ben hani orada şöyle umurumda değil. Yani bu yapıldı. Benim kimin yaptı? Ya. Savcı Bey bir şeye dikkat değil çekti. Yani arkadaşlar o gün kafasını gömenler bugün kahraman gibi ortalıkta dolaşıyorsa kusura bakmasınlar. Tamam ben umurumda değil. Yani benim biz fatura edecek değiliz. Bu bizim görevimizdi. Nokta.
Dolayısıyla bunu hakkını teslim etmem gerekiyor. Ahmet Kekecan'dır, Allah rahmet eylesin. Gittiğimiz yerlerde işte Ahmet abi, ben, Salih abi, üçümüz, biz tabii hitap, benim açımdan söylüyorum, onların hitabetlerimiz çok güçlü olmadığı için konuşuyoruz. Oradaki meydandakiler tamam yani sadece. Bu ara Salih Tuna da Dağtepe Bayır aşarak değil mi? Aşarak geldi stüdyoya. Tabii tabii. Onları sunacağız. Biz konuşuyoruz tabii, insanlar hani kerhen yani tamam iyi hoş geldiniz falan. Turgay Güler ve Savcı Bey konuşmaya başlayınca o insanlarımız, Mehmet'teki insanlarımız hop oturup hop kalkıyordu. Ve böyle böyle bugünlere geldik. Dolayısıyla hani unutmayacağız. Evet biz unutmayacağız. Ama aynı zamanda şunun da mücadelesini vermek lazım. Bu haklı mücadele kimsenin böyle sahiplenebileceği bir şey haline de dönüşmemesi lazım. Hak etmeyenler açısından evet. Söylüyorum. Ama biz yine de şöyle bakıyoruz. Hep öyle baktık. Hasan Öztürk de burada şahit. 7 yıl. 7.'si bu. Bugün hani ilk kez bir şey söyledim. Aradan 7 yıl geçtiği için rahat söylüyorum falan dedim. Bu bizim görevimiz. Bu bizim vazifemiz. Bu bizim davamız. Bu bizim vatan borcumuz. Savcı Bey de aynı şeyi düşünüyor. Bu bizim vatan borcumuz. Bunu biz yapmayacağız. Kim yapacak? Günün sonunda o ceketi torunlarına bırakacak. Tabii. Hasan Öztürk. İnşallah. O ceketi torunlarına bırakacak. O ceketin bir hikayesi var. Tamam mı? O hikayeyi, o torunlar o hikayenin peşine düşecek. Bu İstiklal madalyası işte bu. Tabii. Benim dedemin İstiklal madalyası var. O evet. Bizde. Çok şükür. Hasan Onbaşı rahmet olsun. Hasan Çavuş'un da bir İstiklal madalyası işte bu cekettir yani. Turgay Bey, Hasan Bey günün sonunda o ceketi yaptığı bütün kahramanlıklar ortada. Hasan Bey'in emeğini biz hepimiz gördük. Salih Bey'in olsun, sizin olsun. O gece mücadele ettiğini hepimiz birlikte gördük. Dolayısıyla o mücadelenin sahibi Hasan Bey çocuklarına o ceketi bırakırken tek bir mücadele etmeyen insanlar da torunlarına katlar, yatlar bırakıyorlarsa kusura bakmayın bu mücadelenin ruhuna aykırı bir durumdur. Eyvallah. Yani bizim anlatmak istediğimiz bu. Yani biz kimsenin görevinden ya da bulunduğu yerinden rahatsız değiliz. Öyle bir kıskançlığımız da yok. Ama bu ülkenin geleceği için, bayrağı için, vatanı için, milleti için canını hiçe sayıp ortaya çıkan insanlar çocuklarına ancak bir ceket bırakabilecek durumları ortadayken hiçbir şey yapmadan bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanan darbe gecesi ortada kaybolduğu halde darbenin sahibiymiş gibi bugün ortada gezen insanların olması da biz vicdanlı insanları rahatsız ediyor. O gece şehit olan aileleri rahatsız ediyor. Gazi olan insanları rahatsız ediyor. Bizim bunu anlatmamız lazım. Bu ülke TV küçük bir televizyon değil. O gece neler yaptığını, mücadelede neler yaptığını, daha dün yapılan seçimlerden önce neler yaptığını hepimiz biliyoruz. 13-14 yıldır ben sizlerle yayın arkadaşıyım, ev arkadaşıyım, yoldaşız, beraber gitmişiz, gelmişiz, konferanslara katılmışız, mücadele vermişiz. Niçin? Bayrak için, millet için, ezan için. Kürt-Türk kardeşliği için, birlik ve beraberlik için. Biraz önce Hasan abi ne dedi? Ben Esenyurt Meydanı'nda 80-90 bin kişi var. Ben nöbetin biteceği bir ay sonraki gece de Konya'daydım. 150 bin kişi vardı. Gece 12'de orada da biz söyledik. Orada ben Esenyurt'ta 80 bin kişinin huzurunda ben Kürtçe konuşurken kimse rahatsız oldu mu? Yok. Hayır, tam tersi. Tam tersi. Herkes Türkiye'nin birliğini, beraberliğini söylüyordu. Kürtçe, Türkiye'm türküsü çaldığı zaman meydanlar coşuyordu. Biz bütün bu kardeşliği sağlamaya çalışırken düşmanlığı yaymaya çalışan insanların 3 adım bizim önümüzde durmaları bizi rahatsız ediyor. Yani ne diyebiliriz ki? Bunu da ancak sizin gibi sağduyulu yayınlarda dile getirebiliriz. Ülke TV gibi ülkesini, milletini düşünen, kendi menfaatini, televizyonunu büyütmek için uğraşan bir yayın kuruluşu değil. Ülkenin menfaatini düşünen, ülkenin geleceğini büyütmeye çalışan bir yayın kuruluşunda söylemeyeceğiz de nerede söyleyeceğiz? Onun için yani kusura bakmayın ben bugün gerçekten 15 Temmuz gecesi ve çok duygu yüklüyüm. Ben o gün yapılanları gözümün önüne getiriyorum. Ben sizin fedakar halleriniz gözümün önüne geliyor. Ben o insanların neler çektiğini ve o insanların emeği üzerinde bugün birilerinin nasıl keyif çattığını görünce bir Anadolu evladı olarak, bu milletin bir evladı olarak rahatsız oluyorum. Rahatsız olmaya da devam edeceğim.
Onun için bunu anlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın yani. Niyetim başka bir şey söylemek değil. Ben sadece şimdi bir hakkı teslim sadece etmek istiyorum. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Birileri bu hakkın üzerine oturmasın. Yani bu konu Gaffar Yakıncı'yı mesela rahatsız etmişti. Biz dün bir yerde kalktık buradan. Ülkenin ta bir yerine davet etmişlerdi bizi Yusuf Alabar'da ile birlikte. 15 Temmuz'da ilgili bir etkinliğe katıldık. Bir konferansa katıldık. Şehrin insanları gelmişti. Ama şehrin işte kaymakamı, emniyet müdürü, garnizon komutanı, şusu busu yoktu. 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 Bazı önde gelen siyasetçiler yoktu. Bazı önde gelen siyasetçiler. Yani yok söyleyeyim açıkça AK Parti teşkilatı vardı, AK Partililer vardı. Evet. Şimdi yani onlarda da kim var kim yok onu biz yoklama yapacak ya, halimiz yok. Bu devleti, ülkeyi, vatanı hedef alan bir şey. Ve sana da söyledim açıkça. İşte biri Ankara'dan, ikisi İstanbul'dan işte gazeteciler geliyor. Orada bir etkinlik var. Yani o etkinliğe yani katılmamak, işim varsa bile bir selam göndermemek falan. Benim aklım almıyor bu tür şeyleri. Diyeyim o kadar da bırakayım yani. Evet. Aklım almıyor. Evet. Muhatabı duysun. Evet. Şimdi benim o geceye ilişkin... O zaman bir şey söyleyeyim. Söyle. Turgay Bey bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir noktayı bugün ilk defa sizin televizyonunuzda açıklıyorum. Çünkü bazı şeyleri taşımak, laf taşımak güzel bir şey değildir. Ben darbeden sonra bir davetli olarak bir yere konferansa gittim. Konferans sırasında beni dinleyen belediye başkanıyla tartıştım. Belediye başkanı Sayın Erdoğan'ın haksızlık ettiğini, FETÖ'ye haksızlık ettiğini, dolayısıyla yanlış yaptığını anlatmaya çalışıyor. Şiddetli bir tartışma çıktı aramızda. Ve çok enteresandır, çok yazıktır. O belediye başkanı daha sonra tekrar aday gösterildi. Yani ben bunu söylemeyeceğim de neyi söyleyeceğim? Bak bugüne kadar da hiçbir televizyon programında isim olarak da söylemiyorum. Hiçbir televizyon programında da söylememişim. İlk defa Ülke TV'de dile getiriyorum. Onunla, o belediye başkanıyla tartıştık. Ben yemeğini yemeden ayrıldım. Ve o belediye başkanı hemen akabinde yapılan seçimlerde tekrar belediye başkan adayı olarak gösterildi. Bu 250 şehit için kötü bir manzara değil mi? Bizim için, sizin için, mücadele eden insanlar için, gaziler için yanlış bir durum değil mi? Evet. Ne diyeceğiz buna? Evet. Bilgi eksikliği mi diyeceğiz? O zaman biz hiçbir şeyden haberimiz yok. Efendim bilgimiz vardı da ona rağmen aday mı gösterdik diyeceğiz? Ya bunların yavaş yavaş artık deşilmesi lazım. Bakınız, ihanet dedik, ticaret dedik, ibadet dedik. İhanet şebekesi Amerika'nın gözetiminde, korumasında, denetiminde kimse dokunamıyor. Ticaret kesimi, en büyük kesim olan ticaret kesiminde insanlar çıktı ortaya, yurt dışına kaçmış, bir daha geleceği mümkün olmayan birçok insanın ismini verdiler. Etkin pişmanlıktan faydalandılar. Siyasilerin güdümüne, korumasına alındılar. Kimse bir şey diyemiyor. Geriye kim kaldı? İbadet ki efendim Erzurum kızını yurda göndermiş. Ne yapmış yurda göndermiş? Bakın bana gelen bir hikayeyi hiç ekleme yapmadan, çıkarma yapmadan arz ediyor. Adam bana geldi kızıyla beraber. Kızı dedi ki ben Anadolu'nun yoksul bir kesiminde bir kız çocuğu olarak okumak istedim. Üniversiteyi kazandım. İstanbul'a gideceğim. Babamın hiçbir şeysi yok. Bir tane ineği var. Bana ineğini sattı ve beni yola koydu. Ben İstanbul'a gittim. İneğin parasıyla orada burada arıyorum. Bir yurt bir yere yerleşeyim falan derken PKK'yı destekleyen yurtlar var. İşte daha değişik yaşam şekillerini destekleyen yurtlar var. Devletin de yurdunu bulamadım. Çünkü o zaman devlet yurtlarını kapattırıp FETÖ yurtlarına nakil etmek için ya da oraya adres göndermek için bir propaganda yapılıyordu. En sonunda bir yere gittim. Baktım ki namazlı, niyazlı insanlar dolayısıyla bizim gibi insanlar. Ben babamı aradım. Baba dedim, bana bir ev tut. Dedi ki kızım bir tane inek var, onu da sattı. Sana ben ev tutamam. Okulu bırak gel. Okulu bıraksam gideceğim. Beni evlendirecekler. Okumayacağım. Dolayısıyla ben böyle bir şeye razı olamam.
baba yurtlara baktım, burada bir yurt var şu durumda, şu bu yurt şu durumda, devletin yurdu da yok ama burada bir insanlar var, namaz kılıyorlar, iyidirler, beni götürdüler, yemek yediler diyor bana. Direkt dedi ki kızım sakın orayı kaçırma, git orada hemen başla, hiç olmazsa sen de bizim ailede yetişmiş gibi olursun. Şimdi o kızcağız orayı bitirdi diye, o kız bilse ki vatan hayırlığı yapan bir yerdir, gider mi? PKK'yı destekleyen yurda gider ya da işte aşırı marjinal örgütlere gider. O kız şimdi hiçbir şey olamıyor ama ticaret yapıp dünyayı zapt eden, bütün her şeyi güdümüne alan insanlar yurt dışına kaçıp bir daha gelmesi mümkün olmayan Amerika korumasındaki 5 iş adamının ismini veriyor. Etkin pişmanlıktan faydalanıp tekrar holdingin FETÖ sayesinde kazandığı paralarının başına geçiyor. E şimdi bunu zaten Türkiye'yi yıkmak isteyenler dile getiremeyecek. Bu gece mücadele eden Hasan Öztürk, Turgay Güler, Salih Tuna, Savcı Sayın dile getirmeyecek de, Gafar Yakınca dile getirmeyecek de kim getirecek? Bunu kim Cumhurbaşkanı'na aktaracak? Cumhurbaşkanı her şeyi bilemez ki. Bir şehri idare etmek, bir belediye idare etmek bile bize zor gelirken bütün Türkiye'nin her şeyinden haberdar olacak diye bir şey yok ki. Önemli olan sağlıklı bir şekilde kanalların açık tutulması ve bilgilerin oraya akması. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ konusunda ne kadar hassas olduğunu daha hiç kimsenin farkında olmadan Cumhurbaşkanımızın bu konu için ne kadar kafa yorduğunu hepimiz biliyoruz. Siz Cumhurbaşkanı'na her şeyi söyleyebilirsiniz ama FETÖ konusunda asla taviz vermeyen bir lider olduğunu bütün dünya biliyor. Belki bir zamanlar yanındaki arkadaşları bile ikna olmuyordu. Sayın Cumhurbaşkanı o günden beri bu yapıya karşıydı, bu yapının kötülüklerini biliyordu. O Cumhurbaşkanı bugün bunları affeder mi? Etmez. Ama sağlıklı bir bilgi gitmezse, sağlıklı bir davranış içerisinde hareket etmezsek o insanlarımızı üzeriz. Yapmayın, etmeyin. Ben çok büyük mağduriyetler de görüyorum. Eyvallah. Çok büyük yani neyse siz eyvallah, devam edin de ben söyleyeceğim. Eyvallah. Şimdi eyvallah. Bir molaya gideceğiz. Bir küçük mola. O jenerikle geçelim. Bir daha hatırlayalım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gafar Bey size söz hakkı vermedim. Sizle de konuşacağız. Küçücük bir mola, sakın bir yere ayrılmayın. Şimdi o gece benim hiç unutamayacağım bir görüntü var. Bu FETÖ'nün ne kadar alçak, rezil ve o gece Savcı Sayan'ın söylediklerinden olduğunu ortaya koyan, hani kontrollü montrolü diyorlardı ya, her şeyi ayan beyan ortaya koyan ve o yaşadığı çaresizlik yüzüne vuran, kekeleyen, dili damağı kuruyan, ne söyleyeceğini bilemeyen bir haldeki bir FETÖ'cünün görüntüsünü getireceğim şimdi. Kerim Balcı Alçağ'ın. Alçak. O zaman İsrail'deydi herhalde muhtemelen. Londra'daydı. Londra'da mıydı? Londra'daydı. Hikaye şu, hatırlayın diye söylüyorum. İşgal girişimi başlamış. Sayın Cumhurbaşkanı'nı arıyorlar şehit etmek için. Köprü kapatılmış. Efendime söyleyeyim, F-16'lar uçuyor, bombalıyor, işte özel harekatı şurayı burayı vesaire. Tüm bunlar yaşanırken FETÖ yurt dışından o bir tane spikeriyle internet üzerinden yayın yapıyorlar. Kerim Balcı'ya bağlanıyorlar. Kerim Balcı numaradan şunları söylüyor işte. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bu tablo karşısında işte şöyle yapması lazım. Yani teslim olması lazım mı? Böyle süsleyerek, süslü cümlelerle paketliyor. O esnada spiker ona bir bilgi veriyor. Ya şunu izleyelim ya. BTR7. Şimdi az önce ciddi olarak meydana gelebilecek provokasyonlardan, oluşabilecek ciddi endişelerden söz etmiştik. Cumhurbaşkanından çağrılar geldiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanının vatandaşı bunu önlemek için herkesi sokağa çıkmaya veya bunları engellemek için sokağa dökülmeye davet ettiğine ilişkin iddialar var. Bu yani bu bizzat Cumhurbaşkanlığının sitesinden falan gelen bir şey. Şu anda yorumlar Cumhurbaşkanı açıklama mı yapıyor arkadaşlar? Evet.
CNN... Şimdi Şemsettin Bey... CNN Türk üzerinden açıklama yapmış Cumhurbaşkanı. Oraya bağlanarak vatandaşı işte havalimanlarına gidin, meydanlara çıkın, sokaklara çıkın tarzında açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı bir darbe gecesinde Cumhurbaşkanımız ifadesini birkaç defa kullandırdı bana darbe yapanlar. Fakat eğer bu ifade doğruysa sözlerimi geri alın. Yani Cumhurbaşkanı sorumsuz davranıyor. Eli silahlı insanların karşısına sivil insanları çıkarmak, geçmişte Suriye'de olduğu gibi, Mısır'da olduğu gibi vahim bir hatadır. Elbette buna direnilmesi gerekir. Fakat bu direnişin zamanı bu gece değildir. Örgütsüz insanları sistemli bir şekilde pasif direniş gösterebilecek, pasif direniş eğitiminden geçmemiş olan insanları askerin karşısına çıkarmak vahim bir hata olur. Bizim insanımız bir bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını yerde yatmayı bilmez. O ilk kısmı anladık zaten. Dili kulağına kaçıyor değil mi Sabri Sen? Öyle bir şey diyorlardı galiba. Türkçe'de öyle bir deyim var. Yani, dili kulağına kaçmak diye. Yani ne diyor? Bunlar diyor yere yatmasını bile bilmiyorlar. Bravo. Bak burası çok önemli bir yeri yakaladın. Şimdi, ne dedi? Bak diyor ki sonunda. Ya diyor bu örgütsüz, savunmasız, elinde silah olmayan bu insanları nasıl sokağa çağırırsın? Ha bunlar yere yatmayı da bilmez. Bunlar hiçbir şey bilmez falan filan diyor. Sabri Sayan ama orada onlar, dur. Onlar bütün o generalleri yere yatırdı. Heh. O yere yatmasını bilmeyenler var ya. Heh. Yere yatmasını bilmeyenler onların çok güvendiği o bütün güçleri yere yatırdı. Ama tam buraya ilişkin şimdi bak bu darbe gecesi söylüyor bunları. Bilmezler bunlar diyor. Bunu böyle yumuşatarak söylüyor, tamam mı? Bunun orijinali çalışıldığının ispatı olarak darbeden 40 gün kadar önce, bir ay kadar önce bir başka alçak Osman Özsoy tarafından katıldığı bir canlı yayında söylenmiştir. Şimdi bu Osman Özsoy'a ilişkin bir derleme yaptık, bu alçağa ilişkin. Sonunda da bunu hatırlatan, bak neler söylüyor ona bir bakacağız şimdi. Verin arkadaşlar. Hangisi söyleyeyim hemencik. 18 numaralı VTR. Darbeyi ima ediyor. AK Parti seçimde 160 oy alsa bu dönem ve bu süreç bitmiştir. Herkes bunu bir defa bilsin. Tabii. Yaşadığımız şeylerin oyla, sepetle, sandıkla bir alakası yok. Şu yorumumu üniversitede siyasi analiz dersleri veren bir hoca olarak söylüyorum. Erdoğan dönem bitmiştir. Rahmet Özal'ın siyasete girdiği yaşta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı büyük ihtimal artık finaline yaklaştı. 4 Şubat akşamı Tarık Toros Bey programında Erdoğan dönemi artık bitmiştir diye ilan ettik. 3 ay kalır, 6 ay kalır, 1 yıl kalır seçim de kazanabilir. Fark etmez. Seçimden %70 de oy alsa, yani siz kriminal bir işe bulaştıysanız bundan sandıkla aklanamazsınız. Yemin ederek söylüyorum. Bu süreci sona erdirmek çok kolay. Çok kolay. Kedi yeni gibi gider alınır, yargının önüne konulur. Bu bakın böyle gitmeyeceği bunun aşikar. Türkiye'ye bir şey olmaz. Ankara'daki manzara şu. Ben profesör olacağım ama keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Nasıl katkınız olurdu? Söyledim bitti artık. 150 desteği falan iple mi? Ben siyaset bilim profesörüyüm ya. Bu 150 destek yarın öbür gün hemen tersine... Ya alacağız geçin televizyon kanallarından değil. Yarın sokağa çıkma yasağı var diye. Bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların cami avlusu, evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularında. Türkiye'de insanların demokrasi hassasiyeti çıkmak gibi bir hassasiyet bir şey yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine 100 tane yürekli komünist Taksim meydan zorlayacaktır. Bu insanların hakkı ve özgürlüklerine karşı diye. Bir tane sağcı aydın bile çıkmayacaktır yine bakın. Buna itiraz etmeyecektir. Dolayısıyla sol sağ kesimde bir tane Ahmet Altan var mı şu anda? Sağ televizyon kanallarında bir tane Fatih Portakal var mı? Sağ televizyonlarda diyor bir tane Ahmet Altan var mı? Bir tane Fatih Portakal var mı diyor. Allah'a şükür ki yok. Allah'a şükür ki yok, bravo. Herhalde ya ülkede de Allah'a şükür ki bir yoksa, tane yoksa bu darbe yoksa bu darbe başarılı olur. Bir tane Fatih Portakal yok. Allah'a hamdolsun. Diyor ki darbeler hep cuma günü olur. Din cuma günü imam diyor caminin bahçesindeki evinden çıkıp cuma namazı kılmaya gidemez, cesaret edemez diyor. Tamam işte o yüzden bu çok büyük bir destan. Kafa yakınca. Ya tabii şey yani çok boyutu var.
konuş bitmez. Bizim İstiklal Harbi'miz 15 Mayıs 1919'da başladı. Hı hı. Yunan askeri İzmir'e ayak bastı. Hasan Tahsin de ilk kurşunu sıktı. Gavura ilk kurşunu orada sıktı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Sonra işte Mustafa Kemal Komutanlığı'nda bir örgütlendi millet. Ne zaman bitti silahlı kısım? 9 Eylül 1922'de bitti. Yani aşağı yukarı 3 yıl 4 aya yakın bir zaman sürmüştür. Muazzam bir destan, İstiklal Harbi yani. İşte o muazzam destanı 24 saatten daha kısa bir zaman içinde yaşadı bu millet. Yani silahlı çatışmanın sürdüğü 15 Mayıs 1919, 9 Eylül 1922 arasını. Çünkü bu bir darbe girişimi değil. Bu darbe yoluyla işgal girişimi. 100 yıl önceki planın gerçekleştirilmesi şeyi, hamlesi. İş bu. Böyle olunca da bir sürü veçesi oluyor bu işin. Bir sürü boyutu oluyor. Anlatılan bitmez. Ama benim için en önemli olan kısmını söyleyeyim. Şu demin konuşan o hain kişinin söylediği önemli. Diyor ya ben simitçi albay oldu olsaydım. Simitçi oldu şimdi. Albay olsaydım keşke diyor efendim. İşte tost satıyor şimdi. Bunlara diyor sen öt söt yaparsın hizaya gelirler diyor. Kim diyor sokağa çıkmış diyor. Yani orada şunu yapıyor aslında. Çalışılmış mı biliyorsun? Tabii tabii. Yani vatandaşı halkı aşağılıyor, küçümsüyor. %70 alsa hiçbir olur. Şekilde diyor karşı koyamazlar diyor. Silahı namluyu görünce bunlar pısarlar diyor. Böyle şeyler. Yani çok açık bir şey söylüyor. Yani egemenlerin, seçkinlerin düzeni halkı her zaman yener diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan halkı darbecilere karşı, işgalcilere karşı direnmeye çalıştığında ne dedi hatırlıyor muyuz? Şöyle cümlelerden biri şu. Halkın gücünden daha yüksek bir güç tanımıyorum dedi. Bak çok önemli bir cümle kurdu yani. Aslında burada biz iki şeyin, iki ideolojinin, iki bakış açısının, iki dünya görüşünün çatışmasını görüyoruz. Ve dünyada bugüne kadar hep silahı tutan dünya görüşü galip geldi. Bu arkadaş da onun rahatlığıyla konuşuyor. Daha... İlk kez Turgay Güler. Dünya tarihinde ilk kez... Ne olur unutma. Cumhurbaşkanı 32. günde katılıyor. Daha henüz başbakan bile değil. Hı hı. Orada kendisine 28 Şubat'ta ya da geçmiş darbeleri falan soruyorlar. Şey diyor ki Mehmet Ali Brand. Ha bir gün diyor böyle bir şeyle karşılaşırsanız ne yaparsınız? Direnirim diyor. Evet. Direnirim. Evet, sözünde durmuş. Tamam. Tabii sözünde durmuş. Sözünde durmuş. Şimdi dediğini direnen yapmış. Bu halk direnen bir lider buldu da mı arkasına düşmedi? Tabii. Yani şöyle tabii ki öyle. Yani Demirel altı kez şapkasını alıp gitti mesela. Teşbihte hata almaz. At sahibine göre kişiler derler. Yani her zaferin bir de lideri var. İstiklal Harbimizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. 15 Temmuz zaferimizin lideri de Başkomutan Tayyip Erdoğan'dır. Onun adını koymamız lazım. Onun iradesi olmasaydı halkın gücü, potansiyeli ortaya çıkmazdı. Ama onu da çıkaran bu halktır. Evet. Yani dolayısıyla tabii. Zafer halkın zaferidir tabii. Ve sivil bir zaferdir. Erdoğan'ı çok bulup önemli. Getirip yönetici yapmış. Sivil bir zaferdir. Burası çok önemli. Dünyada da bir başka örneği yok bunun. Yani sivillerin direnişle işgali, darbeyi savuşturduğu başka bir örneği yok. Şimdi ben böyle benzetmeler yapmayı seviyorum biliyorsunuz yani onun için. Asker alma şeylerine gider yığılırken, efendim merkezlerine yığılırken, Maraşlılar göğüs göğüse tüneller kazıp çarpışırken, Antepliler savaşırken, değil mi? Yurdun her yerinde direnişler örgütlenirken, değil mi? Ege'den ta şeye kadar efendim, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya kadar. Bir de mesela İstanbul'da bir sosyete vardı. Vur patlasın, çal oynasın, oynuyordu. Savaş zenginleri vardı. İngiliz'in beygirinin atının yularını tutmak için birbirlerini ezen ve ya başka şeyler de vardı. Burada anlatmaya terbiyemiz edebimize evet. Sığmaz. Çok edepsizce şeyler de vardı. O çizmeleri öpenler de vardı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanı var. Peyami Safa'nın Mahşer romanı var. Onlar bu daha pek çok roman var. Bunlar yazılıyor. Bir de bunlar vardı. Yani bir yanda İstiklal Mücadelesi devam ederken, millet ölüm kalım savaşı verirken karın tokluğuyla. Bir de bunlar vardı. Ya şimdi şöyle ilginç bir şey oldu. Savaş bittikten sonra onların bazıları kahramanlık destanları uydurdular. Savcı Bey dedi ya, Savcı Bey'in anlattığı onun da başrolüne geçtiler. Yani o mücadeleyi verenler, pek çok yerde de Çorum'u özellikle andım. Çorum yıllarca Ankara'nın burnunun dibinde olmasına rağmen Türkiye'nin en yoksul yeri olmaya devam etti. Yozgat. Çorum, Çankırı. Yozgat, Çankırı. Hakkari'yle yarıştılar yani. Evet. Tabii, tabii. Hakkari'nin fakir olması da doğru bir şey değil de ya da Ağrı'nın. O uzak yani. Ya burnunun dibinde yani. Bir taş atın mesafede. O yoksulluk için. Ama İstanbul'da İngilizlerle, efendim, Yunan askeri de vardı İstanbul'da.
Yunanlılarla orada iş tutan, zengin olan, onların bayrağını sallayan. İstiklal Caddesi dediğimiz cadde var ya, İstiklal değildi biliyorsun. Caddeye kebirdi. Niye İstiklal koyduk adını? Çünkü düşman askeri geldiğinde baştan sona Yunan bayrağıyla donatıldı. Banno müzikayla karşılandı. Kovduktan sonra da Türk bayrağı astık oraya, evet, yani. Onun için adını da İstiklal yaptık yani. Ondan dolayı yaptık. Yani bunlar hiç kolay işler değil ama haini de boldu. Kahramanı bol, haini de vardır. Şimdi bugün de işte Savcı Bey'in söylediği konu böyle şeyler çıkıyor, türüyor. Evet. Ben onları biz de görüyoruz. Mesela evet, şunu söyleyeyim yeri gelmişken. Özellikle 2012'den, bakın 2012'den 2016-17 senesine kadar hızlı bir şekilde zenginleşen, çok hızlı büyüyen bütün şirketler mercek altına alınmalıdır. Yani şunları demiyorum. Hani kökü köceği belli, adı adresi belli olanları demiyorum. Hı hı. Ama o dönemlerde kurulan, hızlı bir şekilde zenginleşen. Çünkü biz zannediyoruz ki darbe denen şey 3 tane asker birbirine telsizde bir şey yaptı, WhatsApp'tan yazdı. Öyle değil kardeşim. Bu öyle bir örgüt ki istihkam yapmış. 3-5 yıl öncesinden bu adamın konuşmalarından biz onu anlıyoruz. Maddi istihkamı yapılmış, manevi istihkamı yapılmış. 2 sene önce. Bunlar mankurtlaştırılmış bu tipler. Kendi halkına silah doğuracak hale getirilmiş. Çok basit diyor, kedi en iyi gibi diyor, alırsın diyor oradan diyor. Ha, dolayısıyla burada yani bütün bu şeyin tablonun çok iyi analiz edilmesi lazım. İstiklal Harbi 9 Eylül 1920'de silahlı kısım bitti. Biz Lozan'ı bir yıl sonra imzalayabildik. Ama işte kanundu, cumhuriyetti vesaireydi, o yıllar yıllar sürdü. Hesaplaşması da yıllarca sürdü. Şimdi bu hep konuştuk ya, Ülke TV'nin pozisyonu, bu yapılanlar vesaire. Ben o zaman medyada çok aktif birisi değildim. Allah razı olsun, yani her biriniz kahramanca işler yaptınız. Başka basın mensupları da var. Fakat bunları konuşacağımızı bildiğim için ben yayından önce baktım. Türkiye'de onlarca iletişim fakültesi var. Bir tanesinde numunelik olsun bir ders okutulmuyor. Bakın, gazeteci yetiştiriyor fakültelerimiz. Yani buradan sesleniyorum hocalara, rektörlere. Özel olanı var, devlet okulu var. Yanılıyorsam desinler ki, hayır sen yanılıyorsun. Şöyle dersler var, mesela medya ve siyaset 3. sınıfta okutuluyor. Efendim, gazetecilik ve etik 4. sınıfta okutuluyor. Onların içinde belki bir konu anlatılıyor. Bazı üniversiteler seminerler yapmışlar. Birilerini çağırmışlar. Bir gazeteci mesela, diyelim Hasan Öztürk gibi bilen, onu yaşamış olan biri gelmiş. Bir şeyler anlatmış falan. Ama seminer falan değil, ders. Neden? Çünkü bu dünyada tek bir örnek. Yani bir darbeye, dış kaynaklı bir işgal girişimine halkın çıplak eliyle direndiği ve medyanın da basının da cesaretle bir bölümünün. Şimdi ya, önemli bir şey söylüyorum. Medyada büyük bir başarıyla o darbeye karşı durdu yani. Tabii. Genelini şimdi arada konuştuk mesela ya. Nedim Şener adını aldık. Tabii, arada konuştuk. Evet. Yani medyanın çoğunluğu destekledi ya. Burada yani Türk medyası. Bu konunun, yani bu işin hem etik boyutunun hem gazetecilik boyutunun İletişim fakültelerinde okutulması lazım. Okutmuyorsunuz. Niye okutmuyorsun? Unutulsun diye mi okutmuyorsunuz? Buradan bir teori test çıkartamıyor musunuz? Af buyurun, yani Nijerya'daki ıvır zıvır bir kabilenin dandik adetini araştırıp Avrupa Birliği'nden 100 bin dolar para kapmak için belgesel çekiyorsunuz. Konferanslar düzenliyorsunuz. Projeler yapıyorsunuz. Ya çok mu zor arkadaş? Hepiniz profesörsünüz. Maaş alıyorsunuz. İletişim Fakültesi hocalarına özellikle sesleniyorum. Bir şey söyleyeyim. Bunları derslerde okutmak zor mu bu kadar? Sadece bu değil. Şimdi ya da bilerek mi yapmıyorsunuz? Demin bahsettik ya, işte Selay düşürdü mesela, o bildirim meselesi. Orada bir refleks geliştirdim. Nasıl oldu? Ne oldu bilmiyorum. Turgay'la bunların teorisi çıkar. Hayır. Bu sıradan hadiseler değil bunlar. Korsan bildiridir dedik. İşte pozisyon aldık burada. Hasan Öztürk oradan devreye girdi, bir şey söyledi, bilmem, gazeteci de anlamında söylüyorum. Ya böylesi bir durumda gazetecinin ortaya koyacağı refleks bir ders olmaz mı? Bundan daha büyük bir ders olmaz. Bundan daha büyük bir teori olmaz. Yani dünyada bir örneği yok. Medya özgürlüğü, her şey tehdit altındayken ne yaparsın? Dünyada bir örneği yok. Bir şey daha söyleyeyim bakın. Avrupa ülkelerinde, Batı ülkelerinde üzerine üniforma olan bir kişi, polis olsun, asker olsun, hiç önemli değil nece olduğu, kim olduğu da. Hele bakayım bir namluyu doğrultsun bakayım bir sivile ne olacak? O toplumda ne yaşanıyor? Ya burada 250 küsur tane insan şehit edilmiş. Sayısız gazimiz var. Meclisimiz bombalanmış. Hatta başarılı olsalar da işte konuşuyorsunuz neler olacak? Size... O zaman bunlar ilgi duymaya, bunlar peşine düşmeye değmeyen şeyler mi? Böyle şey olabilir mi? Şimdi çok başlığımız var, o yüzden tamam, ben devam çok edeceğim, arada girerim şey yaparım. Bugün bana bir mesaj geldi. Belki birçoğunuza da gelmiştir. Hani bu otomatik mesajlar var ya, herkese gönderiliyor. Mesaj şu. Altındaki imzayı okumayacağım önce. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Güzel.
15 Temmuz mesajı. Bir daha okuyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Amin. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Niye anıyorsun? Ne olmuş ki? Ne olmuş bugün? Kim ne yapmış? Ekrem, Ekrem İmamoğlu. Kim ne yapmış? Yasak sağlamış. Kemal Kılıçdaroğlu da yasak yine FETÖ diyemedi. Yasak sağlamış. Şimdi, ama onları kendi ayıplarıyla baş başa bırakalım. Biz kendi eksiklerimize bakalım. O, bir şey daha söyleyeyim Turgay Güler. Batı basını bugün bile hala böyle şüpheli ifadeler, muğlak ifadeler kullanarak yazıyor bu. Sayın Dışişleri Bakanı'ndan ricamızdır. Sayın Hakan Fidan çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki onları oldukları her yerde getireceğiz dedi. Yapacağız dedi ve ben eminim de yapacaklar. Dar edeceğimiz dedi. Ya eminim de yapacaklar. Ama bir konu daha var. Diplomatlarımızın üstüne düşen bir görev. Bize de bir vazife düşüyorsa bilabeder hiçbir şey istemeden yapmaya hazırız. Bu adamlara çok bunu anlatmamız yani lazım. Çok güzel. Batılılara, diplomatlarımız buna inanıyor mu acaba? İnananlar seçilsin. Aynen. İnanmayan inandırılsın. Evet. Bize bir vazife düşüyorsa da biz yapalım. Dünya bizim tezimizi kabul etmek zorunda. Çünkü bu bir tez değil, bu bir uydurma değil. Biz bunu burada yaşadık, bunu gördük. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Yani diplomatlarımız buna inanıyor mu diye. Başından geçen bir hadiseyi kısacık anlatayım. Ben İsrail'den deport yemiştim biliyorsunuz. 7 yıl boyunca deportumda sürdü. Sonrasında da hamdolsun şöyle kalktı. Sağ olsunlar, devletimizle ilgilendi. Deporta da hamdolsun diyebilirsiniz. Yani bir açıdan anlamı dostum. Şimdi deport demeden 2015'in Haziran ayında deport demeden 3 ay önce ben Allah rahmet eylesin Nuri Pakdil ve bayağı bir arkadaşla beraber gitmiştik. Ben Gurion Havaalanı'na inmiştik. Sonra Kudüs'e geçmiştik. Mescid-i Aksa'da namaz kıldık. İşte efendim plan. Yanımızda da ben Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorum. Sağımda bakıyorum bizim Kudüs Başkonsolosu. Arkama dönüyorum. Kudüs Başkonsolosu. Hasan abi. Ben adam yani orada gördüm. Mustafa diye. Şimdi ismini tam hatırlıyorum. Mustafa da soyadını hatırlamıyorum. 3 ay sonra gittiğimde deport diyorum ve o süreç yaşanıyor. Epeyce uzun sürdü. Saatler süren bir şey. Arıyorum. Açmıyor. Mesaj gönderiyorum. Başka şoförümden şuradan gelmiyor. Yapmıyor. Etmiyor. 15 Temmuz günü Mescid-i Aksa'da bayrak sallıyordu. FETÖ'nün kripto adamlarının en başında geldi. Şimdi dolayısıyla yani her yerde varlar ya. Hani hariciyemizde de olduklarını hala olduklarını düşünüyorum açıkçası. Onlar da çünkü inanmıyorlar ve bu davayı dünya kamuoyunda diri tutmuyorlar. Onu da söylemek istiyorum. O zaman işte o inanacak vatanseverler. Ya ben bir yazı yazdım. Başıma gelmedi kalmadı ya. Cumhurbaşkanımız en son Azerbaycan'a gitti. Kardeşim bunu da söyleyeyim yani. Bugün söyleyeyim dedim. Ne zaman söyleyeceğim? Beraber gittik. Doğru. Sen Cumhurbaşkanı. Ama önemli bu. Yıllardır önemli. Gidiyoruz. Biz kimse oralara uğramazken, kimselerin gitmeye zamanlarda oralara gittik, emek verdik. Arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Azerbaycan devletinde görüştüğümüz insanlarımız var. Türkiye'den oralara gitmiş insanlarla görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Öğrencilerimiz var. Var da var. Oraya bir emek veriliyor. Yıllardır bir emek veriliyor. Ondan sonra Karabağ Savaşı'nda ikinci azat edilen Karabağ'ın azatlık savaşında o 40 günlük vatan savaşında büyük bir mücadele verildi. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin büyük bir desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir desteğiyle büyük bir destan yazıldı ve Karabağ özgürleştirildi. Azerbaycan'da şu anda başka bir iklim varken yani kaçkınlar, FETÖ'cü alçaklar orada bizim alanlarımızı daraltıyorlar ve buna ses çıkartılmıyor. Burada da söylüyorum. Başıma da ne gelecekse gelsin. Ben bunu yazdım bir cümleyle. Gaffar Bey de bir cümleyle yazdı. Ben Hasan Bey'i de gördüm. Ben kendi kaynaklarımdan teyit ettim. Azerbaycanlılardan teyit ettim. Ve şöyle söyledim. O söyleyeyim onu da. Ya ki biz konuşmadık bunu. Biz konuşmadık. Hayır, aramızda bir irtibat yok. Yani. Ben sadece yazıda gördüm. Gerçekten önemli dedim. Kendi kaynaklarımdan bilgi aldım. Yani Azerbaycan içinde FETÖ'cüler cirit atıyor. Ben de dedim ki ya niye Azerbaycan devleti buna müdahale etmiyor dedim kendi kaynağıma. Azerbaycanlı birisi. Dedi ki sen dedi sorunun bizim devletimizle ilgili olduğunu zannediyorsun dedi. Bu kadar. Burada anlayan anlasın yani. Dolayısıyla evet. Yani çok emek vermek gerekiyor. Diri yani tutmak gerekiyor. Mücadele edilmesi gerekiyor. Yani bu kimseyi yani suçlamak değil. Ama mücadele çok önemli. Mücadele devam etmek gerekiyor. Şu seçime girerken sanılıyor Hakan ki, Şükürler'in şunların bunların açıklamalarını hatırlamıyor musunuz? Sanılıyor ki unutuluyor. Sanılıyor ki bu işler üstü kapatılıyor. Yani ben unutmadığımızı takip ettiğimizde buradan ilan ediyorum.
Yani nasıl gaza gelmişlerdi? Hatırlasanız da. Nasıl gaza gelmişlerdi? Yahu bir tane Babala TV diye bir televizyon kanalı var. Bak yani YouTube kanalı. YouTube'cusun sen. O para nereden geliyor, ne oluyor? Onlar ayrı konular. Bizim vazifemiz değil. Vazifesi olanlar sorsunlar bir zahmet yani. Ben merakımı söylüyorum sadece. Tuttu. Ben fol yok, yumurta yok ortada. Ben dedi Hakan Şükür'ü beklerim beyefendiyi falan filan diye. Orada yayın yapan, o oranın sahibi olan kişinin babası da ben bir abla hocalarını sorgulayan albay deniyor, bilim subay deniyor. Böyle bir hani falan filan deniyor falan. Oradan gelen bir tip diyor ki ben Hakan Şükür'ü çıkaracağım diye. Sonra tabii çok tepki olunca geri vites yaptı. Ama o bir defa o taş orada cin şişeden çıktı. Tabii. Hakan Şükür'ü pazarlayıp koydular. Tamam. Adam seçimin sonuna kadar o kanal, bu kanal, o video, bu YouTube bilmem ne sürekli olarak ve tek konuşu Tayyip Erdoğan diktatörü devrilecek. Yargılayacağız, asacağız, keseceğiz. Yani bir onu da değil, hepimizi, herkesi. Yani ellerinden gelse bütün milleti dara çekecekler. Peki, yani. PKK terör örgütü değil mi? Evet. FETÖ? Tabii ki. Hangisi daha tehlikeli? Ya bak şimdi Jean Genet diye bir yazar var bakın. Fransız yazarı. Güzel. Bu adam çok büyük bir yazardı. Çok büyük bir yazardı. Yani hayatı problemli adam, büyük yazardı. Sabra Şatilla'ya gitti. Yani İsrail'in İsrail'in falangistlere katliam yaptırttığı Sabra Şatilla'ya gitti. Orada biliyorsunuz katliamı doğrudan İsrail ordusu yapmamıştı. Lübnanlı Hristiyanlara yaptırtmıştı evet. Sabra Şatilla katliamını. Orayı gördü. Gözyaşları içinde yazdığı makalenin başlığı açık düşman. Diyor ki düşmanın açığı makbuldür diyor. Gizlisi saklısı dünyanın en korkunç şeyidir diyor. İşte düşmanın açığı makbuldür. PKK ile FETÖ'yü yan yana koyacaksa ikisi de terör örgütü ama PKK açıktır. Ama ilginçtir. Bu adam bunları ikisinin işbirliğini deşifre eden adamdır. KCK operasyonlarına beraber evet. Operasyon yapıyorlar diye. Evet. Manşet yaptı sonra ikisi evet. aynı ikisi aynı merkez tarafından kurulmuş. Evet. Aynı merkez tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla ikisinin birbirinden farkı yok. Biri insanlarımızın dinini öne sürerek kandırma yoluna gitmişti. Öbüründe ırkını öne sürerek ikisi de Türkiye'de birliği, beraberliği, kardeşliği nasıl bozarız mantığıyla hareket ediyor. Dolayısıyla FETÖ'nün dine verdiği zarar da ortada. PKK'nın Kürtlere verdiği zarar da ortada. Neticede zarar eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bizleriz. Dolayısıyla bunların birbirinden haberi vardır. Bunlar beraber kuruluyor. Yani 99'da Fethullah Gülen'i alıyor, APO'yu veriyor. Kestane Pazarı'nda Fethullah Gülen İzmir'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynı tarihte Abdullah Öcalan Ankara'da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Komünizm dernekleri, komünizme karşı mücadele dernekleri kuruluyor. Bütün bunları alt alta yazdığımızda şeytanın çocukları olduğu, sabahleyin şeytanla birlikte kahvaltı yaptıklarını, her birisini bir bölgeye gönderdiklerini hepimiz biliyoruz. Ya bugün de biraz önce siz bir önemli konuya değindiniz. Dediniz ki bunu Avrupa'da anlatmamız lazım. Gafar Bey söyledi. Gidip bu darbeyi, bize yapılanı anlatmamız lazım. Yıllardır PKK sempatizanı ya da Kürtlerin düşmanı, Kürtleri ateşe atmak isteyen bütün güçler gidiyor Avrupa parlamentolarında konuşuyor. Dile getiriyor. Kürtleri kendilerine göre anlatmaya çalışıyorlar. Şudur budur. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti buradan bir heyet oluşturup biz vatanına, milletine, bayrağına bağlı Kürtleri götürüp orada konuşturdu mu? Ya Kürtler kimdir? Ne kadar tanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz Kürtleri kimlerden dinliyorsunuz? Hani Kürtlere ne yapıldı, ne yapılmadı? Ya da Kürtlerle Türkler arasındaki bu kardeşliği bozmaya çalışan bu insanlar Kürtlere ne kadar yakın? Hiçbirimiz gidip bunları anlatabildik mi? Hiçbirimize böyle bir alan açıldı mı? Böyle bir alanda birileri gidip anlattı mı? Hayır. Çünkü biz biraz önce gazetecilerden bahsettiniz. Şimdi karşı mahalleden bir gazeteci bizimkilere el salladığı zaman neredeyse kırmızı halıyla karşılayacaklar. Ama bizimkilerin onlar kadar bir değeri bile yok. Ya Turgay Güler bir yanlış yapsın, herkes linç eder. Ama onların kendi gazetecileri bir şeyler yaptığı zaman bırakın linç etmeyi, hep birlikte sarılırlar, hep birlikte onu korurlar. O mahalleden bir gazeteci de bizim mahalledeki bir siyasetçiye el salladığı zaman sanki dünyanın bütün nimetlerine kavuşmuş gibi bir heyecan yaşıyor. Ya bilmiyorum, bizde bir kompleks mi var? Yani bunu yenmemiz lazım. Bunu yenmedikçe biz bir yere varamayız. Yani aynen. Ben Hasan Öztürk'ün kıymetini bilmeyeceğim.
Hasan Öztürk nasıl olsa beni savunuyor. Nasıl olsa Hasan Öztürk bizdendir deyip, ama bize her gün düşmanlık besleyen bir insan bir gün bize bir selam verdiği zaman 100 tane Hasan Öztürk B değiştirmeyeceğim. Ya bunu Allah da kabul etmez. Bunu vicdan da kabul etmez. Bizim önce bunları düzeltmemiz lazım. Düzeltebiliyor muyuz? Hayır. Yani hani bahçesindeki gülleri görmeyenler başka bahçelerdeki dikenlere aşık oluyor. Yani bu yanlış bir şey. Kendi bahçemizdeki gülleri bir görelim ya. Allah razı olsun. Savcı Bey. Niye dikenlerin peşine bu kadar koşuyorsunuz? Savcı Bey. Onun için buyurun. Güzel söylüyorsunuz da ya boş verin be. Vallahi. Yani biz hani meccane yapıyoruz bu işleri. Boş ver. Yani şimdi bunu söyleyince hani şöyle anlaşılsın da istemiyorum. Elbette onu düşünerek söylemiyorsun. Yani bir beklenti içinde de değiliz. Yani bunu bir daha söylüyoruz ve yok ya biz aşmışsın hani, onları. Hasan hani abi, o cümle abi, var ya, o cümle var ya, iyilik yap, denize at. Balık bilmez, halık bilir. Orada dur. Bir dakika şimdi. Ama orada sizin şahsi menfaatinizle ilgili olsa değil. Ben de okey derim, tamam. Ama herhalde sen diyeceksin bak, şimdi. Bak şimdi. Konu işte, başka bir konu. Konu yani, başka daha bir, konu. Bir konu. Söyleyeceğim. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilsin. Kökten reddediyorum bu deyimi. Kökten. Bir kere şu. Fazla iyi sevi. Evet. ben size yardım etmeye çalışıyorum. Yok, ben başka bir yere getireceğim sözü. Anlıyorum ben seni. Abicim, Halik zaten biliyor. Halik zaten biliyor. Balık bilecek. Balığın bilmediğini de biliyor değil mi? Yani? Balık bilecek. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini Halik zaten biliyor. Balık bilecek, balık. Senin, benim, Savcı... Bir şey söyleyeyim. Hiçbirimiz... Aha, Savcı Sayan, ailece görüştüğümüz... Ben şimdi kendi üzerimden söyleyeyim. Siz de kendi üzerinizden söyleyeyim. Tabii. Ailece görüştüğüm, yani sıkı dostluğumuz olan... Benden birkaç yaş büyüktür. Ama... Yani abi dediğim ama arkadaş gibi olduğum bir isim. Savcı Bey koskoca belediyeyi yönetti. Savcı abi, oradan iki ihale atsana bize ya. Böyle bir şey bizim kitabımızda yazmaz. Yüzü orada söylesin. Hasan Öztürk burada, sen buradasın. Şimdi, Estağfurullah. Bunu asla. Bunu şu yüzden söylüyorum. Ya bırakın öyle bir şey söylemeyi. Belediyeden önce daha çok görüşüyorduk. Ben belediyeden aynen. Savcı Bey, ama şunu söyleyeyim canım. Bir kaç milyon TL mi vermiştiniz bir sahur kahvaltısına gelmiştik. Hani sahur kahvaltısına şu 3 tane zeytin, küçük bir şey vardı, peynir vardı. Peynir vardı. 2 milyon TL vermiştik. Şaka gibi. 20 bin lira abi, 21 bin lira. Bir tirmişon parası etmiyor. Yani vallahi ben de anlayamadım. Siz gördünüz yani. Ama Allah var yukarıda. Yani boş verin. Bunu şu yüzden söylüyorum. Çok kale almıyoruz da. Hiçbirimizin beklentisi gerçekten... Yani bir maddi beklentimiz elhamdülillah yok yani. Öyle bir derdimiz aşağı, yok. Aşağı. Yani öyle bir şey için yola çıksak Allah nasip etmesin. Öyle bir şey için yola çıksak o akçeli işler için iyi öpeler. Yani neyse. Derdim şu. Bak. Savcı Sayan şunu söylüyor. Bir televizyon programındayım. Hani bunu da konuşalım diye söyledim. Bir televizyon programındayım. Muhatabım diyor ki nükleer santrali olmaz. Ha, olmaz. Niye olmaz abicim? Tehlikeli. Hidroelektrik santralleri olmaz. Niye olmaz abicim? Balıklar ölür. Güneş enerjisi olmaz. İşte rüzgar enerjisi olmaz. Kuşlar ölür bilmem ne falan. Başka enerji kaynakları mı? Şimdi bunu söyleyen adama ne dersin? Ya bu millet yani enerjiyi nereden bulacak deyip orada acayip bir ironiyle topu 90'a takan bir cümle kuruyorsunuz. Bu alınıp ters yüz ediliyor. Bir tane takipçim atmış, abi diyor ya o lafı etmeseydin keşke diyor. Bak şimdi. Bana bu iftirayı atanlar özür yazıları yazıyor. Özür yazıları yazıyor. Olayın şahidi öyle değil diye yazı yazıyor. Düşün, şu stüdyoda Hasan Öztürk de dahil
Hepimize haşere dediler. Ahmet Kekeş'e merhum, bana, Salih Tuna'ya. Niye? Bir terörist. Terörist de terörist dedik. Söz konusu milletvekili terörist değil dedi. Cumhurbaşkanı da terörist dedi. Onu eleştirdik. Başıma gelmeyen kalmadı. Ha, ben geri adım atmam. Sen de bilirsin, Hasan Öztürk de bilir, Savcı Sayan da bilir. Ben geri adım atmam. Salih Tuna demiştik, ya dert etme, günün sonunda herkes senin durduğun yere gelir. Haklılığın ortaya çıkar. Günün sonunda o milletvekili AK Parti'den istifa etti. FETÖ'nün desteklediği partiye gitti. Yerini bulmuş. Neyse, şuraya geleceğim şimdi. Bak, diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir şey söyledi. FETÖ yok işin içerisinde. Bu hain darbe girişimi, hain işgal girişimi falan demek yok. Bir şey denmesi lazım. Aynı kişi ...12 numaralı VTR'yi bir izleyin de bir gülün biraz ya. Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim. Görmedim, tanımam, bilmem, görmem. Görmedim. Hayatında bir kelime bulamazlar. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Şimdi cemaatken, şimdi bunu izliyor mesela. İşte şöyle oldu, işte bunlara her türlü imkan verildi falan. Şimdi bir parça onu konuşalım. Her türlü imkan verildi bunlara falan. Bak, bunun bir Amerika Birleşik Devleti tarafından, CIA tarafından, çeşitli Avrupa başkentleri tarafından, derin Avrupa tarafından desteklenen bir terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bir mücadele başladı. Doğru mu? Öncesinde bu arkadaşlar kendilerine cemaat diyorlardı. Alt için söylüyorum. Ve 28 Şubat'tan çıkmış bir ülke, dindar görünce sarımsak görmüş vampir gibi olan tipoloji ve her yerden Müslüman, dindar kimliği olanların kovulması falan. Orada varlar. Ama bir hikaye var. O hikaye de şu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. VTR 19'u bir versenize. VTR 19. Yani 15 Temmuz'a kadar başbakanın, sonra cumhurbaşkanı olacak Sayın Başbakan'ın durumunu ayrı değerlendirelim. Neden? Canım 2012-2016 yılları arasında adeta cemaate karşı tek başına savaş verdi. Neden tek başına olsun? İktidar var, bakanları var, bürokratları var. Valla herkesin tam destek verdiği kanaatinde değil. Tek başına savaş verdi. Bence tek başına savaş. Evet. O bu mücadeleyi verirken CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğerleri FETÖ'nün kanalları, şirketleri, vakıfları, bankaları önünde nöbet tutuyor ve kapatılmasın, el konulmasın diye direniyordu. Ya şimdi Sayın Kılıçdaroğlu seçim mağlubiyetinden sonra partisinde değişim yaşatıyor ya, değiştiriyor ya. Hı hı. Mesela bir tane genel başkan yardımcısı var. Erenler'den. O işte Zaman Gazetesi'nin önünde filan açıklamaları var mesela. Bu var var. Arkadaşın. Ve ilginçtir, o FETÖ'nün yayın organında da yazarlık mı yaptı? Yayın yönetmeni mi? Öyle bir şey de yaptı. Tabii. Yani. Karşı. Hadi şuna bakalım. Ömer,
BTR 8. Kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Haksız yere kamudan ihraç edilen herkesin hak ve itibarlarını iade edeceğiz. Bunların yerlerine iade edilmesi lazım. Bu acı tabloların ortadan kaldırılması lazım. Biz Gelecek Partisi olarak KHK sorumlu parti programına alan ilk parti biziz. Kanun hükmünde kararname mağduru 10 binlerce kişi, emin olun, hiçbir zaman bu problemlerin altında ezdirilmeyecek, büyük sıkıntılara maruz bırakılmayacaktır. Bir toplumsal yaraya dönüşmüş, yüz binleri ilgilendiren bir mesele. Devletin burada ben bunu gündeme alamıyorum diyebilmek gibi bir hakkı yok. Ne diyorlar bunlar? Biliyorsunuz komisyon kuruldu. Şunu diyorlar. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden, işgal girişiminden sonra 20 Temmuz'da meclisimiz olağanüstü hal ilan etti. Ve olağanüstü hal ilanı anayasal bir kurum. Ve önce ona Sayın Kılıçdaroğlu 20 Temmuz darbesi. 20 Temmuz darbesi sivil darbe dedi. Sonrasında olağanüstü hal yasasından aldığı yetkilerle kanun hükmünde kararnameler çıkartıldı ve PKK, FETÖ ve türevleri, DH'da var bunun içerisinde, iltisaklı, iltihaklı neyse olanlar bir bir kamudan sökülüp atılmaya çalışıldı. Hala da atılıyor. Hala da varlar. Ve onların geri iade edileceğini söylüyor. Bir mağduriyetten bahsediyor. İlginçtir. Biliyorsunuz komisyon kuruldu. Komisyon, yani eğer haksızlığa uğradığını düşünüyorsan müracaat et kardeşim bakalım dendi. Hepsi müracaat etti. Hepsi. Yani rakamları şaşırabilirim. 120 bin civarında olması lazım. İade edildi ve bunların çok özür dilerim. 120 bin kişi müracaat etti ve bunların hepsine de bakıldı. Haksızlığa uğradığı tespit edilen çok az ama. Çok az kişi de var bu. Görevlerine iade edildiler ve diğerlerinin yargılamaları devam edenler var. Yargılanıp hüküm giyenler var. Kaçaklar var. Ama bu beyefendiler seçim sırasında, bu hanımefendi de dahil olmak üzere, Sayın Akşener dahil olmak üzere, hepsi seçim döneminde ve özellikle Sayın Kılıçdaroğlu, hani Osman Kavala'nın Demirtaş'ın serbest bırakılması istiyorsunuz, bizimle istiyorsanız bizimle beraber olacaksınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda KYK'dan atılmış, mesela o doktor vardı bir tanesi, onun da evet söz veriyorum seni geri görevine başlatacağım diye söylemişti. Onu söylüyorlar. Yani 15 Temmuz kalkışmasının da 15 Temmuz işgal girişiminde rol alan FETÖ'cü yapının elemanlarının devletten sökülmesine karşı olduklarını ilan ediyorlar bu siyasetçilerimiz. Maalesef. Şimdi hızlıca bir şey daha vereceğim. 11 numaralı VTR. Bu darbe self-coup. Kendi kendine yapılmış bir darbedir. Kontrollü bir darbedir. Daha sonra geliştirilen bir kavram olarak söyleyelim. Kontrollü darbe. Zaten onun başından itibaren darbe olmadı. Kontrollü bir eylem oldu. Şimdi bütün bunların hepsi bu işin kontrollü olduğunu göstermiyor mu? Kontrollü darbeydi, değildi, bilmem ne diyen bir CHP var. CHP lideri Kılıçdaroğlu çok doğru bir tanım yapıyor. Kontrollü bir darbe ve asıl darbe o gün yapıldı. Ben buna kontrollü darbe demeyeceğim. Ne diyeceğim? Bu firari değil. O da CHP firarisi. Şimdi yani. CHP firarisi. Evet işte. Savcı Sayan'ın. Ya o fotoğrafı da göster bari ya. Yani Bakırköy'deki fotoğrafını da göster yani. Oraya geleceğim. Geleceksin değil mi? Tabii. Şimdi bu süreç adım adım oraya geliyor. Tabii bu darbeye giden süreçte Savcı Bey şekeri yükselmiş halde, bayılacak halde yayınları yaparken Kemal Kılıçdaroğlu
Tabii. Nasıldı görmek lazım. Onu göstereceğim ama şu süreç var. 22 Mayıs 2010 Deniz Maykal kendisine kurulan kaset kumpasıyla istifa etti. 22 Mayıs 2010 Kemal Kılıçdaroğlu yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında genel başkan seçildi. 26 Ocak 2012 Kemal Kılıçdaroğlu 7 Şubat 2012 MİT krizinden önce FETÖ'nün AB'deki mahrem imamlarını CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Bunlar hepsi benim gazetecilik başarımdır. O yuvarlak masa, fotoğraf. Fotoğraf, az önce gördüğünüz Zaman Gazetesi'nin Ekrem Dumanlı'nın Diyarbakır'a gidip Gülten Kışan'a arka kapıdan görünmesi, ona KCK içerisindeki bir takım yani devleti çalışan isimleri vermesi vesaire. 26 Ocak 2012 Kılıçdaroğlu FETÖ'nün AB'deki lobilerinden olan aynı zamanda Türk-Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban ve diğer örgüt yöneticilerini ağırladı. 11 Şubat 2012 Kılıçdaroğlu FETÖ'nün iletişim kanalı olan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda yargıda cemaat kadrolaşması var diyenlere operasyonu FETÖ'nün yaptığının üstünü örtmeye çalıştı. Var diyemeyiz dedi. Öyle bir şey söyleyemeyiz dedi. 15 Mart 2013 CHP heyeti FETÖ'nün ABD'den çıktı. Örgütü olan Rum, özür diliyorum. Rumi formu ziyaret ettiler falan falan diye devam ediyor. Ekim 2023 Kılıçdaroğlu MİT tırlarının durdurulmasından aylar önce mecliste yaptığı konuşmada kumpasta planlanan yalanların ön hazırlığını başlatmıştı. 3-4 Aralık 2013 17-25 Aralık'tan kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti FETÖ yöneticileriyle görüşmek için ABD'ye gitti. Washington'daki FETÖ derneklerinin ana kuruluşu olan Türk-Amerikan Birliği'ni ziyaret etti. 25 Şubat 2014 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki grup toplantısında FETÖ tarafından hazırlanan montaj ve ses kayıtlarını yayınladı. Anayasal bir suç olmasına rağmen 19 Mart 2014 darbeye doğru gidiyoruz dikkat ederseniz. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün 15 Kasım 2015'te kapatılan Fethullah Gülen'in sesi diye anılan kanalı Samanyolu Haber'e davet edildi. Burada emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bir çaresi yok. Erdoğan için söylüyorum, kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz, yargılanacak, bunun kurtuluşu yok dedi. 14 Aralık 2014 CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi kapatılan Zaman Gazetesi'nde arama yapılması üzerine gazetenin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya ziyarette bulundu. Moral ziyaretin ardından onlar müdafaa etmek bana da düşen bir borç olduğu için buraya geldim dedi. 15 Aralık 2014 Birgül Ayman Güler her ne kadar parti yönetimimiz çok açık olarak ifade etmese de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptık FETÖ ile dedi. Böyle devam ediyor bu süreç şimdi. Ben de devam etmeyeyim. Çok uzun bir süreç. Şimdi verelim şunu bakalım. Bir numaralı fotoğraf. Şuraya ver, biz konuşalım üzerine. İki numaralı fotoğrafı ver. O gece Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. İstanbul'a geliş nedenini hala hiçbirimiz, hiç kimse Türkiye bilmiyor. İstanbul'a geldi, Atatürk Havalimanı'nda indi, VIP salonundan dışarı çıkacakken VIP salonunun çıkış kapısının FETÖ'cü alçakların tankıyla kapatıldığını gördü korumaları. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, o görüntüler var, onları isterseniz ben anlatırken arka planda olsun. Sonra beklediler. Korumaları bir takım telefon trafiği gerçekleştirdi. O tankın içindekilere haber ulaştırıldı. O tankın içindekiler, tabi bunu göreceğiz. Bu kalsın, bunu isteyeceğim birazdan. Hatta ver şimdi. Bir ver bunu.
Dışarıda tankların olduğu bilgisi verildi. Yanındakiler, koruması bir yerlerle bir görüşme trafiği gerçekleştirdi bir süre. Ondan sonra dışarıdaki tanklar çekildi ve Kılıçdaroğlu o tankların arasından güvenle geçip gitti. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geldi. Verelim onu. Tank mı var dedi daha sonra. Sonra yok bir de tank getirselerdi bari dedi. Sonra hiçbirimiz bilmiyoruz Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a niye geldi. Geldi de niçin İstanbul'da bir otel rezervasyonu yaptırmadı. Yaptırmadı da niçin o gece bir otele gitmedi. Dedi ki bizi hiçbir otel almadı. Sorduk hangi otel sizi almadı? Cevap yok. Çünkü öyle bir şey yok. Doğruca Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Ve orada altını çiziyorum. Az önce yani buraya gelmeden önce Atatürk Havalimanı'na indiğinde Kemal Bey'in halini görmüştük. Kemal Bey'in kıyafetleri bunlar değildi, kravatı bu değildi. O darbe olurken beyimiz giriyor duşunu alıyor, tıraşını oluyor. Bakın yüzünü anlarsınız. Tıraşını oluyor. Kırmızı bir kravat tercih ediyor. Yani millet dışarıda perişanken o panjurları kapatılmış evde darbeyi televizyondan izlemeyi tercih ediyor. Şimdi buraya dikkat. Tam o saatlerde Turgay Güler hastaneler Fatih'te bir tane vardı kapatıldı sonradan. Bizim gazilerimizi falan almamaya başlamıştı. Şehitlerimiz vardı yerlerde. Evet. Yani kanları hala sızıyordu yatıyordu yerlerde. Evet. Şimdi bana söyler misiniz? Ev ortamına gittiğinizde hem de böylesi bir gecede bırakın yani şey oldu ya deprem oldu. Herkes can derdinde vesaire. Siz duş alıp kravat takıp öyle mi izlersiniz? Abi bu fotoğraf niye çekilmiş? Mesela ben de bunu merak ediyorum. Evet. Yani güzel. Hazırlanılmış yani duş alınmış. Şimdi duş almasan da olur, alsan ya. Duş almak bu ayıp değil yani. Niye yorulmuşsundur tel duş ama bu niye servit edildi? Tamam. İşte asıl kritik nokta bu. Yani ama. O duş bu fotoğraf için alınmış. Duş almak ayıp. Ayıp. Kravat takmak ayıp. Niye ayıp biliyor musun? Sen millet sokaklarda perperişan. Korkmuş olabilirsin. Eyvallah. Sığın oraya Turgay bir. Ne oluyor? Şöyle, yani az sonra, havuzda, süs havuzunda abdest alan insanlar var. Duş alırsın, tamam. Mücadele etmeye gidersin. Tamam. Az sonra, ama duş alıp fotoğraf çekmeye gittin. Az sonra darbe başarılı olacak. Tayyip Erdoğan'ın şehadet haberini duyacağız. Kemal Bey kapıya çıkacak ve bir açıklama yapacak. Evet. Kameranın karşısında da nasıl çıkarsın? Hazırlanmış. Evet, ama şimdi bu fotoğraf. Bu görüntüyü niye servis ettiler? Tamam işte büyük soru işareti bu. Söyleyeyim mi? Evet. Bu görüntü darbeden günler sonra ortaya çıktı. Hepimiz Kemal Kılıçdaroğlu o gece neredeydi diye sorduk. Hepimiz. Dolayısıyla ortalıklarda görünmeyince insanın aklına başka şeyler geliyor. Anladım. Onu ispat etmek için bu görüntüyü servis ettiler. Hı. Fakat o görüntü bize daha vahim bir şey anlatıyordu. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu görüntüde bak panjurlar var. Evet. İlk kez soruyorum. Hep gördüm ama artık bunu aha sormak istiyorum. Panjurlardan ışık sızıyor. Güneş doğmuş. Evet. Ya da dışarıda bir ışık var. Ama muhtemelen sabaha karşı artık. Bu sabah sabaha olmuş. Sabaha karşı. Bu şey değil yani. Bu. Evet. İlginç. Yani eğer kurgu yapılmadıysa sonradan yani 17 Temmuz günü yapmadılarsa biz darbede kaçmıyoruz. Ekran var. Ekranda saat falan görüyoruz. Biliyorsunuz gördüm. Sayın Kılıçdaroğlu daha sonra şöyle bir açıklama yaptık geçen sene. Darbeye hep birlikte direndik dedi. Binali Yıldırım. Burada tek haklı olabileceği yer şurası. CHP'nin bazı milletvekilleri de meclise koşmuşlardı o gün. Bakın onları selamlıyoruz. Hı. Hani meclisin bombalanmaya başlandığı anda meclis genel kurulunda sadece AK Partililer yoktu. CHP'liler de orada, MHP'liler de orada, diğer milletvekilleri de vardı. Bunu kabul edelim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu kendisi dedi ki daha sonra kontrol darbe falan dediklerini unutturmak maksadıyla geçen sene darbeye hep birlikte direndik dedi. Sayın Kılıçdaroğlu söyledi bunu. İşte bu da ağzından demokrasi, özgürlük laflarını düşürmeyen bir siyasi liderin bir askeri darbe teşebbüsü sırasında evde kahve içmesi de gerçekten bu da tarihe geçer yani.
Bu da tarihe geçecekmiş. 10 numaralı fotoğrafı ver. Hasan Öztürk demin istediği fotoğraf bu. Eren Erdem. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi. Evet. Zaman Gazetesi kapatılmasın diye orada duruyor. Biz o gece şunu da gördük. Bu da iki dönem milletvekilliği mütevazi, yaptı. Evet, sonra evet, yönetici mütevazi oldu. Olmayayım. Bizim başarılarımızdan, benim başarılarımdan biridir. 11 numara fotoğraf. Edirne Belediye Başkanı darbenin şerefine kadeh kaldırdı. Bunun videosunu da yayınlamıştım. Videosu da var. Bu ekranda. Yok, vaktimiz kalmadı diye hızlıca geçiyorum. Şeyi de hatırlayalım ya. İyi Partili bir sonra istifa etti sanırım. Burada da bir açıklaması vardı Genel Başkan Erdoğan'dan. Ablaya gitmiştik Meral Hanım hani. Abla dedim ya, bunlara bir cevap verelim dedim. O da ya olur mu? Hani sert açıklama yapacaktı. Ben dedim ki işte efendim bunlar oramızdan buramızdan bizi asarlar. Yarın bizi şey yaparlar. Yarın darbe başarılı olur. Bu sabah öyle olur. Bizim kolumuzu bacağımızı keserler demiş. Yumuşattım evet. diyor. Meral Hanım da yumuşatmış yani. Ona ikna olmuş. Kolumuzu bacağımızı kesmesinler diye. Onun söylediği gibi daha yumuşak bir açıklama yapmış. Açıklama evet. yapmış yani. O da enteresan. Yani o da mesela gidip ona karşı durmayı falan değil de açıklama yapmayı tercih ediyorlar onlar. Evet. Bunu da bir daha kayıtlara geçsin diye bir şey söyleyeyim. Evet. Bunu bilerek söyledim Meral Hanım'ı. Şimdi Meral Hanım İyi Parti'nin genel başkanı. Yeni de kongreden de çıktı. Yine başında Allah selamet versin. Başarılar dilerim siyaseten. Fakat 15 Temmuz gecesiyle ilgili Ülke TV bir iftira atmıştı. Ve bunu ben fırsat bulduğu da hatırlatmak istiyorum. O iftira şuydu Sayın Akşener. Diyor ki Hürriyet'e verdi açıklamada. Hemen 15 Temmuz'dan sonraki yıllarda verdiğinde. Diyor ki o gece aslında bir sokağa çıkacaktık. Biz işte efendim darbeye karşı da bir eylemsellik koyacaktık. Fakat bir anda arkadaşlar bana bilgi verdiler. Ve bizimle ilgili Ülke TV'de işte ileri geri şeyler söyleniyor. Dolayısıyla biz onun için çıkmadık. Ben acaba o şeyle yani o gece o hararetle o işte efendim mücadele esnasında olur ya ağzımızdan bir şey çıkmış mıdır diye bütün kayıtları bir daha kayıtlara geçsin söyleyeyim. Bütün kayıtları tekrar izledim. O açıklamadan sonra. Hayır. Biz 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Meral Hanım'a dair Meral Hanım'ın darbeciler, FETÖ'cülerle ilgili bir şey yaptı, bir şey söylediğine dair bir cümle kurmadık. Bu ekranda kurulmadı. Daha sonrasında günlerce şunu yayınladık. Evet, ben başbakan olacağım. Görün bakalım işte 15'inden sonra hayır, neler olacak. Yurtta sulh, cihanda sulh, yurtta sulh, cihanda sulh. Bunları evet yayınladık ve bunları söyledik. Ama 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken biz Meral Hanım sizin derdinize düşmedik. Hasan Öztürk. Bir daha kayıtlara geçirmek Hasan istiyorum. Öztürk. Böyle bir şey yok. Bu bir bühtandır. Hasan Öztürk, senin buna bakmana gerek yok ki. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu ülkede hiç televizyoncu değilsin. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanısın. Hasan Öztürk olarak. Ben de bu ekrandan stüdyo yapıyorum. İşgal altına, ülke işgalle karşı karşıya kalmış. Ben de sana buradan ağzıma geleni söylüyorum. Saydırıyorum. Sen de şöyle diyorsun. Bana ne? Küstüm işte. Ülke TV benim hakkımda bunları söyledi. Ben de vatanı savunmuyorum. Neyine bakmışsın sen Hasan Öztürk? Bana söyleseydin ya. Neyine bak? Yani ya, o bizim gibi. Atalarımızın bir lafı var. Gavura kızıp oruç bozmak diye. Turgay hani gibi. Buradan başka mana çıkarmasın. Ya biz ne söylemiş olsak olalım. Ülke işgal altında. Neyine baktın da çıkmadın? Ben yine de baktım. Yok yani ben biliyorum. Eyvallah ben iyi yapmışsın ama yani gerek yoktu yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Bana kızacak. Diyecek ki bana ne? Ben de ülkeyi savunmuyorum o zaman. Vatanı savunmuyorum o zaman. Yok ya. Savcı Bey. Savcı Bey seni seviyoruz. Yayına verdiğiniz katkı için teşekkür ediyoruz. Sizi... Gaffar Yakıncı'ya teşekkür ediyoruz. Böyle bir cümle söyleyeyim. Tabii ki. Tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ tarafından CHP'nin başına yerleştirildiğini 10 yıldır söylüyoruz ama hala bunu tartışıyoruz. 2010 Deniz Baykal alaşağı ediliyor o kasetle birlikte. Biz
6 Mayıs'ta o olay yaşandı. 10 Mayıs'ta falan Oya Araslı'nın annesi ölmüştü, bizim milletvekilimiz. Kocatepe Camisi'nde Deniz Baykal ilk defa sahaya çıkıyor. Yani ilk defa halkla bir teması olacak. Biz gittik cenazeyi, namazını kıldık. Namazdan hemen sonra Samanyolu TV Ankara temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu, ben tanımıyorum o güne kadar, geldi bana kartını uzattı. Dedi ki bunu, dedi, bu kaseti AKP'liler yaptı. Biz sizinle bir olacağız. Bunların saydı dedi. Yani karartacağız dedi. Nereden icap etti? Niye böyle bir şey söyledi? Bundan anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu'nu oraya getiren güçler, Baykal'ı deviren güçler aynı güçlerdir. Dolayısıyla o gün bugündür bu organizasyon, bu çalışma devam ediyor. Bu seçimlerde de aynı şeyi biz beraber gördük, hepimiz beraber izledik. Biraz önce ben PKK ve FETÖ'nün aynı merkez tarafından kurulduğunu söyledim. Dikkat ederseniz bu seçimde de her iki merkez, yani her iki güç, terör gücü, FETÖ ve PKK merkezin talimatıyla, emriyle yine Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Gazeteci neydi? Gültekin, ne Gültekin'di? Evet, Levent Gültekin. Levent Gültekin geçenlerde ne dedi? Kılıçdaroğlu, ben adaylığımı engelleyemem. Yani o merkez o gün bugündür CHP ve Kılıçdaroğlu üzerinden Türkiye'ye bir operasyon çekiyor. Hı hı. O operasyon devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesinin sebebi de onların istememesidir. Operasyonu, yani ben şahsen Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini de istemiyorum. Çünkü yerine ikame edilmek istenen güçler daha tehlikeli güçler. Dolayısıyla o ayrı bir konu. Ama o merkezin hala aktif bir şekilde çalıştığını, hedeflerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızı yok etmek için ellerinden gelen bütün güçlerini devreye soktuklarını, dolayısıyla 15 Temmuz'da bir asker polis içindeki hain asker ve polislerle, diğerlerini ayırıyorum, yurtsever polis ve askerleri, bir askeri darbe yapıldı. 17-25 Aralık'ta bir yargı darbesi yapıldı satılmış savcı ve hakimlerle. Diğerlerini tenzih ediyorum, yurtseverleri. Şimdi dikkat ederseniz üçüncü darbe modeli de ekonomik bir darbe modeli yapmak istiyor. Yani darbenin Türkiye'ye zararı olsun da hangi anlamda olacağı çok önemli değil. Yani dolayısıyla daha uyumamışlar. Devam ediyorlar. Tek koz Cumhuriyet Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu. Ve Sayın Baykal gitti, Allah rahmet etsin. Sayın Baykal çok karşıydı. FETÖ tipi yakıştırmasıyla çok şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorlardı. Sayın Baykal'ı oradan indirdikten sonra da FETÖ'cü meşhur gazeteci vardı. O Sayın Baykal'a geldi. Beş tane AK Parti milletvekiliyle Savcı beraber. Savcı Bey, süremiz bitti. Son cümleleriniz olsun, ne olur. Evet, 5 tane AK Parti'de olan milletvekili geldi Baykal'a, dediler ki biz AK Parti'den ayrılıp sana destek vereceğiz. Sen Türk siyasetine bir parti kur. Biz AK Parti'den istifa edip gelip sana katılacağız. O 5 milletvekili de daha sonra FETÖ kontenjanından milletvekili oldukları ortaya çıktı. Birileri kaçtı herhalde, yurt dışına falan kaçtılar. Gittiler. Yani olay çok büyük, oyun çok büyük. Oyun devam ediyor. Hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Tayyip Erdoğan'dır. Ama biz de ölümüne hem Sayın Erdoğan'ın hem de memleketimizin yanında olacağız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu da bütün Türkiye bilsin, herkes bilsin. Eyvallah. Gafar Yakınca çok teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk çok teşekkür ediyorum. Şimdi geldik yayının sonuna. Bir şey söyleyeyim. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız, bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Herkesin haberi olsun. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.